Siz karı koca olmuşsunuz. Beraber çocuklar dünyaya getirmişsiniz. Şu an biriniz anne, biriniz baba. O aldatıldığını düşünüyor. Bunu boşandıktan sonra öğrenmiş, içine sindiremiyor. Üstelik de bunu kuzeninin, canının yaptığını düşünüyor. Nilay, bu adam seni çok sevmiş ve kaldıramamış. Ve adam çıldırmış. Hocam, Zeynep, ben Nilay, daha kötü sen bir şey de... yapsaydım daha mı iyiydi? Bunları o kadar yani sevmişken, bunlar bana böyle bir ihanet yapmışken, ben bunları i̇şte kötü bir şey yapsaydım acaba? Daha... Ben bu şey söyleyeceğim. Senin ne yaptığı, yaptığı gibi ben konuşmalardan ne ben hoşlandım. Ben ne yapmışsam söyleyeyim. Sizin elinizde bir kanıt var mı ki sen burada sen konuşuyorsun? Sen konuyu saptırma. Eğer bu kadın senin kuzeninden hoşlandıysa niye seninle evlendi? O zamanlar o evliydi abla. İhanetin kokusu nasıl oluyor? Hocam o zamanlar hocam o evliydi. Tamam mı hocam? İki tane de çocuğu vardı. Ona yakın olabilmek için benimle sürdürdü. Kuzeniniz Güney Bey'in babası hatta. Hoş geldiniz efendim. Merhabalar Edip Bey. Merhaba canım. Ha siz Sedat'ın amcası, evet. Güney'in de babasısınız. Zaten evet. Akrabasınız. Allah aşkına tamam. Siz haberdar mısınız bu olaylardan? Sizin Sedat bütün oğlunuzla benim karısının ilişki yaşadığını iddia ediyor. Hayır, kesinlikle böyle bir benim çocuğum yapamaz. Sedat'ın hanımı melek gibi mahallemizdeki hiçbir kişi hakkında konuşamaz. Teşekkür ederim. Eğer benim kızlarım gibi. Eğer senin oğlun bunu bana yapmışsa amca. Benim 10 yılımın karşılığını burada söyle ne ve nasıl vereceksiniz senle oğlum? Onu da söyle. Ya daha ne kadar çıkacaksın? Sus, dinle. Ya o devam etsin. Eğer bir insansa böyle bir yüz yüze getiremezsin. Ben o gördüğün o senin kardeşin. Ben Mehmet Çapar'ın oğluyum. Ben amca sana insanlık nasıl olur göstereceğim. Benim babam hendek kazarak büyüttü bizi. Sen ha günlükle şey büyüttü ama biz, benim doğduğunu pişman ederim. Görüşeceğiz. Senin yüzünden. Seninle tamam, de. Senin yüzünden iki görüşeceğiz. Kardeş birbirine hasret tamam. Ağlıyorlar tamam. Ayrı ayrı evlerde. Senin kardeşte. Böyle baba da. Böyle amca da. Olmaz tamam. Olsun. Kesinlikle benim oğlum böyle bir şey yapamaz. Benim çocuklarım kendisi bilir. Ama benim çocuklarımı kendisine şahitlik, yalancı şahit yapması için bu hale getirdi benim çocuğumu rezil etti. Ya bakarsa, ya bakmışsa? Yayla olmaz bu işler. Bir garanti alayım madem. Sen ya Allah diye Allah diye yani bak. Bunda haksız Sedat, mıyım hocam? Zeydan'ım şimdi, bak, şimdi ben de ya. Çıkarım şimdi. Ya Sedat sen birini ya şimdi ben haksızsam. Ya öldürmüşsen. Nilay. Arkasını ya, dolduramadığın şey zaman daha program bitmedi ama. Biz sizin gönderdiğiniz sesi dinledik. Ya, en önemlisi bu bence. Hatırlıyor musunuz? Bir ses Allah kaydı olduğunu. Hocam. Kendiliğinden bir şeyleri uydurup da karısını suçluyor olabilir mi? Ya da karısı o kadar akıllı ki olayı profesyonel bir şekilde kapatıyor olabilir. Bak tam ortadan konuşuyorum. Fakat burada 15 senesini veren birisi var Aslı. Sen nasıl gözlemledin? Zahide Hanım şöyle biz program bitiminde Sedat'la birkaç kere bir araya geldik. Geçen gün ben kanala girerken de ses kaydını lütfen benden dinleyin dedi. Oturdum kapının önünde güvenliklerin orada ses kaydını eyvallah. Dinledim. Orada benim duyabildiğim senin eski eşine atfettiğin hiçbir şey yoktu Sedat'cığım. Ve biz seninle konuştuğumuzda bunları söylemek zorundayım. Sen Allah dedin büyük. Ki eve giriş yapıyor ve benim, çıkış yaptığı üç yeri kontrol altına aldın. Bir taraf boş oradan da kaçtı. Benim hanımefendi. Şimdi Sedat orada gerçek Allah olmayan büyük. Şeyler var. Bakacağız. Dolayısıyla ben sana sağlıklı bir ruh halindesin Sedat diyemiyorum. Yani çok üzgünüm olabilir, bunu söylerken. Olabilir böyle çok zor günler yaşadık. Bakın yaşadığım ya bak, şeylerle. İftira at. Benim orada 25 tane kaydım var. Ben o ses bombasıyla aylarca uyudum. Gerçek şeyler. Ben devam Sedat, edeceğim. Bizim dışımızda. Ben pes etmeyeceğim. Bak bir tek sen duyuyorsun. Ben avukatımla da görüşeceğim. Sedat, o mezarı da açtıracağım. Sedat bak, çok önemli bu. Sedat ben açtı. Evet, Sedat şimdi şöyle. Açtısın Zeydan. Şimdi şöyle ben, bir şey var. Bir dakika, bir dakika. Sedat, çok evet, özür diliyorum. Ben onunla savcılığa kadar gittim. Nilay, bunlar hiç eyvallah. Kolay bir şey değil. Bu kadar kolay söylüyorsunuz ama Sedat'ın bir iddiası daha var. Bir evlatlarını kaybetmişler. Yattığı yerler nur mekanı cennet. En son o anahtar olacak. O çocuk. Sizi de cennete götürür o çocuk. Ama mezarını açtırmak bizim için çok hassas bir konudur. Ben, Sedat'ın hayır, ben o çocuğun istiyorum. Kendisinden olmayıp hayır, yüreğinden olduğu. Ben bu kulağımdan o kadar eminim bir ki o sizin ya. Dediğiniz vallahi kayıtlar profesyonel tarafından inceleneceğiz. Senden gerçekten dediğiniz kayıtları, seninle 10 yıl evli olduğum için ben sizin ekipten çok kişiye de dinlettim Zayda Hanım. Sedat peki sizinle sizin duyamadıklarımızı şey nasıl orada, buldun?
Nasıl bizim duyamadığımız? Çünkü bu benim 10 yıllık karım. Ben bunun nefesinden ne konuştuğunu, Sedat, peki neden ne konuştuğunu ben nefesinden anlarım. Bak, bu benim 10 yıl yastığımda aynı bu yastığa baş koymuşuz. Anne karnına, tamam, aileme karşı sesler vardır ya. Biz bu yastığa aynı beraber baş koymuşuz. Ben olabilir, rahatsız olabilirim, psikolojik sorunum da olabilir. Ama ben bir eşimi, bana dünya güzeli veren 3 çocuk bir anneyi burada 80 milyon önünde İtham edecek kadar Sedat, kafayı yemiş bak, bir insan değilim. Kadın terliklerini giyiyor bak. Kimse kusura bakmasın. Zayde Hanım ses kaydı. Size güvenerek geldim, sonuna kadar da gideceğim abla. Kayıtları bak, kayıtları buraya bir amfi getiririz. Benim telefonumdan baklarız. Hepimiz beraber dinleriz. Ben Zayde Hanım beni de tanımıyor, seni de tanımıyor. Aslı Hanım beni İşte de tanımıyor, seni karar versin. Cemaat karar versin. Bana büyük amfi getirin. Telefonumu bağlayın, açayım, dinleyelim. Ben de yoruldum artık ya. Sedat, bir şey söyleyeceğim. Yoruldum Nilay. Bak, vallahi yoruldum. Senin amacın ne? Benim amacım. Senin amacın benim gerçekten. Benim amacım 10 yılımı çalmışsınız. 10 yılımı istiyorum. Bir şey soracağım sana. Sen bu kadını aldattığın için bunları birazcık böyle uyduruyor olabilir misin? Kendini suçluluğunu bastırmak. İşte yüzü söylesin 8 yıl benimle evli kaldı. İşte Türkiye'de söylesin ki Sedat bir kadına bakmış. Ben 8 yıl... Ama 3 yıldır kadını 8, aldatıyorsun Sedat. Abla 8 yıl ben bu kadınla... Ya keşke bir yok etmek istiyordu beni ya. Bak sevaptır baksaydın. Ben bittim. Oğlum bu kadar şey en son yapmasaydın. Gitmen gerektiğini çocuklarıma babanız değil. Ya sen de ne diyorsun annem? Ya baksaydı. Kız hangi kadın ise baksın kadınlara der kocasına. Desin baksın abla göz bu bakar. Bakma, karısı da söylemez ama bak güzel kadınlara sen diyor. Sen su altın, saman altından su yürüten bir insansın. 3 yıldır işte gördüğünüz kayıtla. Ben onu, o kadına da mesaj atmışım verdim rejiye. Ben yazdım ki ona dedim ki bak kocamı istedin sana kocamı yolladım. Benim çocuklarımdan gözünü çıkar artık dedim. Dedim sana Allah bir çocuk vermiyorsa Allah'ın bildiğine karışma. Allah seni bildiği gibi yapsın. Bunlara bile sığınıyorsun. Sığınırım. Ya. Allah var benim yok. Çocuklarıma göz diken herkesin gözlerini oyar anladın benim mı? Ben. Senin de. Sizden anında çeviri rica edeceğim. Darya merhaba. Teşekkür ediyorum bağlandığın için öncelikle. Darya sen Sedat'ın eski eşine bu takıntısından rahatsız olmuyor musun? Siz hayatınıza yeniden yön vermek isterken neden hala burada ve neden hala eski eşin? Ну это проблема с его бывшей женой, это никак не отражается на наших взаимоотношениях. Onun bizim ilişkilerinin bir sorun ben bir şey sorabilir miyim peki? Benim bu adamdan 4 tane çocuğum var. Bir kadınlık gururu diye bir şey var. Şimdi ben bu adamdan boşanmışım ya. Yani diyelim benim hayatıma biri girecek ve eski karısıyla uğraşacak. Ben derim ki sen nasıl bir şeysin? İkisi hasta bunların. Vallahi billahi ikisi hasta. Nilay bunu nasıl çevirsin kadın? Net sorunu sor onun cevabını alalım. Hiç rahatsız olmuyor mu beni bu kadar takıntı etmesinden? Rahatsız olmuyor muymuş? Hiç gurur yok mu? Onur yok mu? Нет гордости. Kadınlık diye bir şey yok mu? Söyle. Есть такое понятие женская гордость. Sedat сейчас хочет добиться справедливости и правды. Adaletini bulmak istiyor ve doğrusunu kanıtlamak istiyor. Adaleti dediğiniz söyle benim kızım mı? Kızımı mı almak istiyor? Kıbrıs'ta çocuk yapabiliyor bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuzey Kıbrıs'ta yapabiliyor. İlgilendirin onu lütfen. Niye kızını almak istiyor? Почему вы хотите взять моих детей? Neden benim çocuklarıma o kadar takmış? Я хочу, чтобы Sedat имел право общаться с своими. Ben istiyorum Sedat kendi çocuklarıyla görüşmesinin hakkını bulunmasını istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum. Ben zaten Sedat'tan çocuklarımı gizlememişim ama ona göstermiyorum. Ona aynı şekilde söyler misiniz? Я от Седата детей не прячу. Şimdi gördü, siz bu şahitsiniz. Görmedi mi? Детей. Bu yalan diyor. Kadın da niye? O hiç vermiyor. O hepsi yalan. Çocuğu o hiç vermiyor. Çocukları göstermiyor. Doktor raporu çocuğu olmuyor. Bak Nilay çocuklarını göstermiyor diyor. Hanımefendi. Telefonla bile görüşmeye şahitlerim var. Aileyi bağlayabilirsiniz. Sedat'ın sırtında kremalı bir fotoğraf atmış. Nerede sırtında kremalı Sedat? O Sedat'tan telefonu çalmış. Tamam. Ve bizim özel konuşmasını görmüş. Более того, она после этого сразу пошла и показала эти фотографии своим детям.
Aldı сказала, gitmiş bu fotoğrafları göstermiş kendi çocuklara. Beş yaşında arkadaşlar. Yalan söylüyor. Babanın sizin babanın. Lütfen benim çocuklarımı da arkada konuşturur. Bakın sizin babamla yapıyoruz. Hayır çocuklarımı karşıya da diyor. Bu benimle senin savaşlar daha melek. Bir dakika tek tek siz Türkçeleştirip söyleyin. Acele etme ben biliyorum. Sen işte mesajların duruyor. Bak çocuklarına ne gösteriyorum diye mesajların telefonumda. Sedat sesini kapatmak zorunda kalacağım. Sen tam bir yalancısın. Al mikrofonu, al mikrofonu. Yani bu фотографları aslında Sedat'a atıyorum diyerek mi attı? Эти фотографии вы сделали как будто чтобы Нилай отправила Седату. Нилай украла телефон. Нилай çaldı telefon Sedat'tan ve okudu bizim konuşmanızı. Aslında Sedat'a atmış yani. Evet, ben almış bütün fotoğrafları göstermiş çocuklara. Bir saniye. Ve çocuklara diyor ki bakın diyor beni sizin babası değiştirdi çocuğunu Rus yani benim anneyi Rus bayana değiştirmiş. Böyle fotoğrafları gösterdim göstermedim abla. Tamam. Göstermemek göstermedim lazım. Bunlar yalan söylüyorlar. Peki, zaten Darya Hanım'ın iddiası ediyorum. Neymiş? Ben şimdi, söyleyeyim hemen. Darya Hanım'ın iddiası benim kızım Esmail'in, onun da ismini veriyorum. Masaya yanlış getirin, anne babada doğmuşmuş. Masaya bir de orada otursun. Kadın onu, Avrupa'da, onu Avrupa'da okutmak istiyor. Sen kimsin ya? Sen nesin? Üç çocuğunuz var, Allah bağışlasın. Bir tane de ortak acınız var. Bu acıyı sizden daha fazla kimse hissedemez. Sizin ortak acınız. Böyle mezar açtıracağım falan. Sedat, bir abla tavsiyesi. Gözünü seveyim. Onlar ne yaşadıysa yaşadın. Farz edelim doğru. Sen kendi hayatını genç adamsın. Bundan sonrasını çürütme. Nilay, saygınlığını korumak istiyorsan sen de Sedat birbirinizle burada efendi gibi el sıkışın ve öyle gidin. Benim derdim o. Çocuklarınız var. Sen bunun derdinde kalma bence. Bilmediğim bir problem var benimle ilgili. Nilay sen de ne olursa olsun bu adamdan ayrılsan da o çocukların babası. Sen onu çıltırtma, sen de Sedat Allah aşkına bu sevdadan vazgeç ve hayatına devam et bence. Hayır daha kötü şeyler olacak. Büyük aşkından haber alamayan fenomen nevi de programımıza başvurmuştu. Ben seni çok seviyorum lütfen geri dön lütfen. Aşkla bakan gözleri yaşlarla doldu. Zahide Yetiş'te acı gerçekle yüzleşti. İyi ki buraya gelmişim, iyi ki gerçeklerle yüzleşmişim. İyi ki de böyle program var. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Tekrardan. Aşkta yüzü güldü mü? Fenomen Nevi'de neden yeniden stüdyoda? Birazdan Zahide Yetiş'le yeniden başlasak da. Programımızda kaçak yabancı gelinler dosyasını açtığımızdan beri telefonlarımız hiç durmadı. İhbar telefonlarımızla devamlı ihbarlar geldi. Artık iş o kadar iğrenç bir hale geldi ki bu kızları getirip burada iddialara göre, ihbarlara göre önce İstanbul'un farklı yerlerinde pazarlamaya başlıyorlar. Dilim varmıyor ama bunları farklı eğlence merkezlerinde, yerlerinde çalıştırıyorlar. O bitmiyor, fuhuşa sevk ediyorlar. Buralarda yapamayan bu zavallı kadınlar beyefendilere işte evlenecek kız geldi, sana oradan getiriyoruz. Paralarını alıyorlar. Halbuki kızlar burada birkaç ev var. Onları da tespit ettik. Bu evlerde yaşatıyorlar. Bu evlerden alıp onlara kız oğlan kız teslim ediyorlar. Ne için? Onların hayalleri için. Ve Berna Hanım canlı bağlantıda. Merhabalar. İyi yayınlar. Peki Berna Hanım siz Örp Özbek kızları, kadınları Türk erkeklerle tanıştırıyor musunuz? Evet. Tanıştırıyorsunuz. Peki herhangi bir para alıyor musunuz evet. Bu tanıştırma işinden? Hayır. Hayır. Ben bu konuda mesela mahkemede de savcılıkta da suç duyurusunda bulundular. Ben bu konuda beraat ettim suçum olmadığı için. Peki parayı kim alıyor? Onu ben bilmiyorum. Peki Rabia Hanım'ı tanıyor musunuz? Tanıyorum. Ben gelinini getirdiğim şeyden tanıyorum. Peki gelinini getirdiniz. Burada gelinini getirdiğime 5 sene oldu. Ben 4 senedir asla onlarla da itibata geçmedim. Bilerek mi geçmiyorsunuz? Onlar yani bu işi yaptıkları için mi? Yani ben Rabia Hanım'ı ortağı da değilim. O para aldığını da ben bilmiyorum. Peki siz geliniyle Tarık'ı nasıl tanıştırdınız? Benim şeyde Dinar'da bir yeğenim var. O evleniyordu benim yeğenim. Hı. Biz Rabia ablayla orada tanıştık. Ne dedi size? Dedi ki yani senin tanıdığın varsa benim oğlum da var dedi.
böyle böyle benim oğluma da bir tane kız getiriver dedi. Biz öyle tanıştık. Siz kaç kız getirdiniz buraya? Ya oraları karıştırmasak çünkü mutlu yaşayan insanlar var burada. Ya onlar yani da vardır bakın. İstemiyorum. Onlara söyleyecek hiçbir sözüm yok. Keşke gelseler de mutlu mutlu yaşasalar. Ama burada bakın 3 günde 5 günde kaçıp giden, hatta kız diye getirdiğiniz hanımların çoluğu, çocuğu, evliliği, kocaları falan hayır, çıkıyor ortaya. Hayır, hayır, hayır. Zayda ya. Hanım ben size şunu söyleyeyim. Söyle. Kız diye getirip biz nasıl onları kız olarak onlara geçireceğiz ki? İşte bilmiyorum. Benimkiler anlamışlar. Bu kadar salak bir insanlar. Berna abla. Berna abla beni tanıyorsun. Bak Gökhan konuşuyor sizinle. Beni tanıyorsun. Söyle Gökhan. Doğru mu? Evet Gökhan. Evet Gökhan. Beni evet. Çok iyi tanıyorsun. Alışverişten A'dan Z'ye yemek yediğimiz lokantalar dahil sen de vardın orada. Doğru mu? Doğru. Sen telefonda, WhatsApp'tan konuştuğumuzda sen bana dedin ki ben kız olmadığını biliyordum. Ama Rabia bana onu söylettirmedi. Ben sana evet bu. Doğru ben değil mi bu? Ben sana onu söyledim. Doğru söylüyorsun. E demek ki siz Rabia Hanım'dan korkunuza. Yani şu an burada senin de suçun ama var abla. Ama ben sana şunu da açıklayayım. Ben kız olmadığını hatta sana da söyledim. Bana söylemedin. Ama ben çocuğu olduğunu kesinlikle kız olmayan Gökhan, birini Gökhan, bana bak, ben seni durumuna çok ben seni durumuna çok üzülüyorum gerçekten. Sana bak bir şey durumunda ağladın. Sen bana dur burada ağladın seninle beraber. Rabia Gökçe ile bunu saklamışsınız. Tamam senin mesela Rabia Gökçe ile ama sen şu anda diyorsun ki ben orada çocukla karşılaştım. Aslında sana o kız buraya geldiğinde söyledi tamam mı? Söylemedi çocuğu bana. Olduğunu. Bak bana dedikleri ben kelimeyi A'dan ben hatta Z'ye söyleyeyim. Sana, hatta mesela Özbekistan'daki bayan, o matlube dediğim bayan. Evet. Bu kızı buldu dedim. Sen çocuğu varmış bu kızı diye beni aradın. Ben bunu bu kızın bana çocuğu sonradan varmış öğrendim. Dedin. Görüntülü konuşmalar yaptım. Yağmur gitti ismini Yağmur koymuştum. Hayır Gökhan, hayır sen burada öyle şey Gökhan beni bir dakika var dinler misin? Yok mu? Kızla bağlanacak. Kız buraya geldikten sonra 15 gün sonra bunu sana söyledi kız. Bunu çevrem de biliyor. Burada ya suçlu Gökhan, olan sana da sensin. Sen mı? Söylemedin. Ayrılman için mesela ben... Sen bana söylemedin yukarıda Allah var. Bir dakika beni dinle. Biz sana yardımcı olduk mu? Kızı bulduk mu? Seni ayrılman için oradan evrakları benim yaşlı annem onun için mi suçlu olarak yukarıda şimdi? Yalan konuşma yukarıda Allah var. Fotoğraf sonradan... Peki bir dakika. Görüntüleri bak Gökhan bana, bana yalan konuşma deme. Ya. Ben senin ailem... Peki Berna Hanım siz bu kadınların efendim? Gelirken evlendirmek için rızaları oluyor mu bu kadınların? Ne için geldiklerini tabii biliyorlar mı? Tabii ki anne babasının rızaları da oluyor. Ben oradan noterden anne babasından... Noterde rızalı kağıt alıyorum ben. Özellikle bir şey daha diyeceğim. Annesi kendi karşımda dedi. Safiye anne de yanımdaydı o sırada. Benim haberim olmadan bir anda hallettiler bu işi dedi. Annesi kendi dedi suratıma bunu. Safiye anne de yanımdaydı. Ya peki merak ediyorum. Bunların kocaları ne yapıyor? Bak. Berna. Bu kadınların, evli olanların kocaları ne yapıyor? Bu şey, bunları kocaları ne yapıyor? Bizim orada mesela çok gariban bir insanlar. Eğer onlar orada kocaları olsa, resmi nikahları olsa buraya resmi nikah yapamazlar. Ben üç kere mahkemeye girdim, üçünden de beraat çıktım suçum olmadığı için. Ben kimseyi buraya mecburlap, onların evine gittim mecburlap. Sizi evlendireyim diye konuşmadığım için. Berna bir dakika, bir ihbar telefonu var. Siz de hatta kalın lütfen, bu telefonu duymanızı istiyorum. Bundan sonra niye merak ettiğini efendim, hoş geldiniz. Merhaba Zayda Hanım, hoş bulduk. Siz adınızı biliyorum, valla nasıl evet. olayım? Ben televizyon izlemem. Bugün şans bir şekilde evde olduğum için izledim. Hanımefendi şu an Isparta'dan bağlanmış. Bunun hanımefendinin benim elimde ekran görüntüleri var, mesajları. Nasıl? Ki benim eşime, bildiğiniz benim eşime kız getirmişler. Önce bir kız getirmişler, 44.500 dolar ödemişler. İlk getirdiği kıza hanımefendi 750 dolar almış. Bir tane daha aracı var. O aracı da Antalya'da kafede çalışıyordu. O da 750 dolar almış. Bu kız 15 gün sonra kıza yüzük almışlar, telefon almışlar, bir şeyler almışlar. Kız çekip gitmiş. Sonra ikinci kızı getirmişler. Hatta kızın da numarası var bende. Kız benimle iletişime geçti. Kız bir ay bunların evlerinde kalmış.
imam nikahı kıymışlar ikisine de. Ve hanımefendi bana mesajında diyor ki ben 2500 dolar almıştım. Hatta 2500 dolar da cebimden ödemişim. Bunların bana borcu var. Şimdi çıkıp yayında o şekilde davranmasınlar, demesinler. Ben para almamışım, ben ücret almamışım. Mesajım da var, birazdan size ileteceğim. İletin. Hanımefendiye de yazıyorum ben. İletin. Peki Berna Hanım karşınızda şu anda. Ne diyorsunuz Berna Hanım? Bakın yalan konuşmayın. Yukarıda yalan. Allah var. Elinizi vicdanınıza koyun. Ben hiçbir insanı eşini arayıp bir evliydi, şöyleydi, bakın, böyleydi. Asla o şekilde konuşmadım. Medine diye bir kadın var. Bakın Medine sizi kim... Bakın yok asla bak. Bak hepsinin numarasını bak, şimdi yalan söyleme orada. Seni kim yollandırıyor? Benim ben bunu bilmiyorum bak, ama asla ben hiçbir insanın eşini... numarası var bende. Bakın şunu konuştu. Bak yayından çıkarım şunu. Şu insanı susturun. Çünkü burada yalan konuşuyor. Yalan? Hepsini ben şu an göndereceğim. Yalan konuşuyorsun. Ben benim numaram varsa söylesene benim numaramı. Görüntüler, bilgiler varsa hepsini alırım. Eğer sen de benim numaram varsa söylesene. Bak sen bana mesaj yazmışsın ki ben bunlar bana 2500 dolar daha verecekler. Bunlar bana borçlu. Ben sana mesaj yazdım. Ki sen bildiğin düpedüz insan ticareti yapıyorsun. Sana yazdım dedim o kız gidip seni ihbar ederse siz yanarsınız. Ben bunları da sana yazdım. Bunların ekran, hatta bana yazdıktan sonra ben ekran görüntüsü aldım. Sen mesajların hepsini çift taraflı sildin benden. En sonunda benim sesimi kaydettiniz, eşime attınız. Bak, burada yalan konuşuyorsun. Burada yalan konuşuyorsun. Sen benim numaramı söylesene. Hangi numaradan konuştuğumu söylesene sen. Ben şu benim an numarayı söyle. Hepsini göndereceğim. Numaranın, kaç numaranız var sizin? Neden farklı bir numara olursa farklı bir şey olacağını düşünüyorsunuz? Hayır, benim kaç numaram yok. Benim adıma kayıtlı. Bütün numaralarım benim adıma kayıtlıdır. Kaç numaranız var sizin? Kaç ben yabancı var? Yabancı kayıtlı hiçbir numara kullanmadım. Ben hepsi ben benim adıma kayıtlı. 4-5 tane telefonum var. Bak oraya çıkıp yalan konuşma, tamam mı? Oraya çıkıp yalan konuşma. Bir dakika beni dinler misin? Sahibi sen tanımıyor musun? Kemal Bey'i tanımıyor musun sen? Kimi? Sadakat'ı tanımıyor musun? Nazlı'yı tanımıyor kimi, musun? Kimi kim? Bak bir sürü isim sayıyorum efendim. Bak Sadakat'ın pasaport fotoğrafına kadar ki bekliyordunuz evraklar gelsin nikah kıyın diye. Beni sen aradın dedin ki ben bilmiyordum bu adam evlidir. Siz biliyordunuz siz evli erkeklere bile kız getiriyorsunuz. Siz bildiğiniz genç kızların başını bak, yapıyorsunuz. Bak yalan konuşma. Hatta, ben Sadakat Nazlı diyen bir kızı asla tanımıyorum. Bak burada sen karıştırıyorsun. Zahide Hanım. Sana kim mesaj attıysa git onun yanına git. Beni burada Zahide yalandan Hanım, suçlayamazsın. Bu kadar ben konuşmuş abla, şey varsa. Sen saatinden milleti dolandırıyorsun. Orada konuşma öyle. Rabia ablayla sen birlikte ikiniz lan dolandırıyorsunuz. Rabia ablayla bak, benden 60 milyar para aldınız. 35 milyarı sadece senin cebine girdi bu paranın. Sen benden para almadın mı? Fatih ben konuşuyor. Senden para almadım. Yengenle abinle benim eve geldiğinde tamam, evlenip ayrılmış olduğunu geldim de biliyordun. Buna şahidim de var. Tamam mı? Geldim. Buna şahidim de var. Sen bile benden dün istiyorum benim yaşım 43 yaşında tamam dediğin. Kabul ediyorlar. Sen bu adamları dinleyeceksin, susacaksın diye diye siz hepsini yola getirmeyi öğrenmişsiniz Berna. Hiç kusura bakma. Usturuyorlar. Berna şimdi bu telefonu dinle. Bir ihbar telefonu daha. Yine adı bizde saklı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Merhabalar. Berna Hanım'ı tanıyor musunuz? Ne iş yapar Berna Hanım? Burada Yakup Büyük diye birisiyle evliydi. Bir oğlu bir kızı. O da ayrıldı. İki çocuk. Bir tanesi Azerbaycan'dan getirdi. 16 yaş diye tekrediyorlar. İki tane de burada ihbar senelerden diye birisinden var. Bir oğlan bir kız. Annesiyle de burada bu işi mükemmel yapıyorlar. Ben çok yakından tanıyorum. Hangi işten bahsediyorsunuz? Kadın getirip burada para karşılığı pazarlıyorlar. Evlilik vaadi altında. Ben 3-5 tane biliyorum. Getirdiler burada bizim Afyon Dinar var. Oraya gönderdiler. Antalya'da bir yere getirdiler. Isparta bir yerlere. Yani gelip gidiyor. Bunların evi borçlarını da sorabilirsiniz. Hayır, Antalya'da kesinlikle bu konuda sen yalan söylüyorsun. Kim olduğunu bilmiyorum ama. Belki böyle Antalya ya farklı bir yerdir atmıyor. Benim annemi bu işe karıştırma. Sen kim olursan ol, bu işe benim annemi karıştırma. Annenle beraber yapıyorsunuz bu işi zaten. Annem oradan getiriyor. Annem burada değil ki. Annem, nasıl annem getiriyor? Sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun? Sen benim annem hasta işin bir insan.
Ben annemi buraya tedavi için getirdim 2 ay önce. Sen ne konuşuyorsun? Burada bakın bazı şeyler var. Sen beraat ettim diyorsun ya Berna Hanım. Sen niçin beraat ediyorsun biliyor musun? Bak ben size söyleyeyim. Bunların hiçbirinin birbirinden haberi yok. Hepsi bireysel olarak gidiyorlar, şikayet ediyorlar, delil yok. Para verdik diyorlar, ispat yok. Sen onun için beraat ediyorsun. Hocam. Sen şimdi bu... Şimdi bu organize... Şimdi bu kadar 16 insan burada. Sizin bu organize suçlarınız aslında olduğu teknik takip yapılsa, aldığınız paralar ispat edilse, bak orada para sayıyor ya orada biri, onun gibi ispat edildiği zaman hadi ya beraat et de göreyim o zaman. Kadın bulmak için para alıyorsan aslında bu suç değil. Bak ben sana açık söyleyeyim. Ancak sen burada suç olan ne biliyor musun? Demin bir şey söyledin. Bunlar dedin Özbekistan'da gariban, fakir insanlar. Bak, kanunda diyor ki insan ticaretinde eğer insanların çaresizliğinden, bak sen insanların çaresizliğinden istifade ediyorsun. Fakirliğinden ve çaresizliğinden istifade ederek onları Türkiye'ye getiriyorsun. Onları burada para karşılığında, sakın öyle bir şey yapmıyorum. Bak şimdi asla ben öyle bir şey yapmıyorum. Hayır, ben buraya kendimi savunmak için çıktım. Kimseyi dinlemek zorunda değilim. Tabii dinleyemezsin beni. Burada sen beni nasıl dinleyeceksin? Senin suçun ortaya çıkıyor. Nasıl dinleyeceksin sen? Berna beni dinler misin? Seninle biz güçlü konferans yaptığımızda... Ve seni dinlemeyeceğim. Sen kimsin? Ben dinlemeyeceğim seni. Ben seni tanımıyorum. Sen orada konuşmayacaksın. Berna sen beni tanımıyor musun? Ben bunu ispatlarım. Rabia'yla konuşacaksın o konuyu. Ben bunu ispatlarım. Üçümüzün konuşmasını ben ispatlarım. Neyi ispatlayacaksın? Var mısın? Neyi ispatlayacaksın? Üçümüzün konuştuğuna sen Rabia Gökçe dolandırıcı dediğine dahil siz ikiniz birbirinize düştünüz ve Gökhan'la benim arkamda olacağına dahil söz verdin. Vermedi mi? Verdi. Siz böyle insanlarsınız. Siz bu insanlara yuva kurup... Ben seninle hiçbir şekilde muhatablıyım yok. Size bu bağırma burada, bağırarak herkes bastıramazsın. Sakin ol. Bakmaya senin hakkın yok. Sen ben senin muhatabın değilim. Berna Hanım. Seninle görüşeceğiz. Neşe bir dakika. Berna Hanım, şimdi elimize ulaşan sizin olduğunuz görüntüler var. Onları yayına verebilir miyim? Fotoğraf var. Veremezsiniz. Ülke ben göstersin sizi olmazsa. Olur. Neşe Hanım'ın elindeki videolardaki kadın siz misiniz değil misiniz? Bakabilir miyim? Bak siz hep ortamlarda varsınız. Şimdi gösterecek size Ülkü. Sizin de para verdiğinizi aldığınıza dair söylüyorlar burada ama şimdi ben şu tabloyu bir özetleyeyim. Bakın Mustafa Gökhan Serkan Veysel Aslan Hüseyin Devlet Kadir Mevlüt. Toplam ne kadar biliyor musunuz bu paralar? Bunlar bizim bildiğimiz şu ana kadar netleştirdiğimiz rakamlar. 3.550.000 TL'den bahsediyor. Şimdi ben Berna'ya bir şey söylemek istiyorum. Söyle Gökhan. Sen bana WhatsApp'ta sesli olarak konuşmamızda bana kız olmadığını ben biliyordum. Rabia da biliyordu ama bana söylettirmedi. Doğru mu burası? Dedin sen mi bunu? Sen de biliyordun. Dedin değil mi? Sen de biliyordun. Ben bilmiyordum. Peki Rabia Hanım size bunu söylettirmiş olabilir mi? Hanımım gittikten sonra öğrendim ben. Ben 24 Şubat günü gönderdim. Gittikten sonra öğrendim. Orla irtibat haline geçtim. Doğru mu, yalan mı? Rabia Gökçe de üzerine basa basa gelmemek için diyordur bunu dedi. Kız kardeşi de dedi ki bana o çocuk benim çocuğum dedi. Siz neden bahsediyorsunuz ya? Siz neden bahsediyorsunuz benim hayatımı? Allah sizin be... Ben bir şey demiyorum size. Sana yardımcı olduğumuz mu bizim suçumuz? Peki ben ne diyorum, yardımcı oldunuz siz ama. Annem daha başkente gidiyor, konsolosluğa gidiyor. Ben bunları hiçbir zaman inkar etmedim. Ben bunları hiçbir zaman inkar etmedim. Ama siz söylemeniz gereken şeyleri söylemediniz bana. Bunları siz söyleyecektiniz ilk baştan. Bu işi yapıyordunuz. Adam akıllı yapacaktınız. Hatta karım buradayken. Bağırıp da bizi bastıramazsın, hatta karım buradayken sen beni aradın, tamam mı? Abla bunun çocuğu varmış, benim karım bunu bana söyledi, tamam. Sakın anneme babama gel. Söyleme dedim. Tamam. Ben şu anda kanıtla. İnşaattayım, kanıtla. Ben çalışamıyorum, kanıtla. Elim işe varmıyor dedin kanıtla. Sen bana. Kanıtla, yemin ederim bak herkesin yüzü burada. Öyle bir şeyi kanıtlasın,
Tamam diyeceğim, ben buradan çekip gideceğim. Her tamam, şeyi bırak. Telefon konuşmalarını... Ben yemin ediyorum, getirin Kur'an-ı Kerim'i burada el basarım ben. Herkes söylediğini kanıtlasın. Siz neden bahsediyorsunuz? Gelin kanıtlayın. Korkmayan insan çıkar karşıma beni. Benim seninle bir ilgim alakam yok. Ben senden para aldım mı? Sen 1500 dolar para aldın, onu oraya gönderdin. Kendine ait para aldığını bilmiyorum ben. Gönderdiğini nereden biliyorsun? Rabia Gökçe dedi, kendi de dedi bunu. Devlet önemli değil ki, gönderdim ne diyor. Ne söyledi? Tabii. Parayı gönderiyorum dedi. Ha. Ailesine gönderdim, benim... evrak işleri için dedi. Kendi para peki, aldı yani, bunun içinde ne kadar aldım bu ben. İş büyümeye devam edecek, hafta sonunda telefonlarımız açık. Bize bağlanmak isteyen, hayır Zayda Hanım biz böyle bir şey yapmadık diyen varsa kapım açık, buraya gelsinler. Sefalar getirdiniz, güzel bir hafta diliyorum efendim. İyi insan olmayı nasip etsin Rabbim hepimize. İyi insan, aklından hiç kötülük geçirmeyen saf insan değildir, bakın dikkat edin. İyi insan her şeyin farkında olup iyiliği tercih edebilendir. Yaptığınız tercihler kişiliğinizi belirler, kimliğinizi belirler. Hepinizin iyi tercihler yapmasını diliyorum, istiyorum. Nevide'ye geçeceğim ama önce Türkiye'de çok ciddi bir olayın aslında kapısını araladık. Biz araladık, kapı sonuna kadar açıldı ve şu anda programa ihbar yağıyor. O yüzden ekibim Türkiye'nin her yerinde, her taşın altını kaldırmak için. Yalnız şunu söyleyeyim, her taşın altını kaldırıyoruz. Kaldığımız her taşın altından bir mağdur çıkıyor. Evlenen, evlendiği günün ertesi günü, 5 gün sonra, 2,5 ay sonra terk edilen, kız diye aldığı, evli ve 2 çocuklu çıkan, her şey var bunun içinde ve bunların hepsi gerçek arkadaşlar. Lütfen duyan duymayana, bilen bilmeyene anlatsın. Çok önemli bir program yapıyoruz. Bir haftadır ve bu araladığımız kapıdan da çok kişi girecek gibi duruyor ne yazık ki. Şu anda ilki Ülkü Burdur merkezde. Serkan Afyon Karahisar köyünde. Arkadaşlar merhaba. Ülkü merhaba. İyi yayınlar Zayda Hanım. Teşekkür ediyorum. Ülke herhalde en çok mağdurların olduğu yerlerden birisi orası. Burdur. Ve şu an Burdur, sen Rabia Hanım'a artık çok yakındasın. Artık öyle bir noktaya geldik ki sokak... Evet evet Zayda Hanım. Şu anda Rabia Hanım'ın evinin çok çok yakınlarındayız. Esnaftan öğrendiğimiz, komşulardan öğrendiğimiz bilgi kadarıyla şunu söyleyebiliriz. Ruhu Bey, Rabia Hanım'ın eşi Ruhu Bey dün sabah bu sokakta görülmüş. Bizler kendilerine bir kez daha söz hakkı vermeyi deneyeceğiz. Yayınımız esnasında diyelim, sözü yeniden size bırakalım. Belli olmaz, belki çıkarlar. Bu kadar insan konuşuyor, hepsi boşa mı konuşuyor? Söz hakları var. Televizyoncu olarak biz ekibimizi gönderdik. Peki Serkan merhaba, neredesin? Merhabalar Zayda Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Şu an ekibimizle birlikte Afyon Şuhut Mahmut Köyü'ndeyiz. Sizin de biraz önce belirttiğiniz gibi gelen her bir ihbarı değerlendiriyoruz. Ve değerlendirmelerimiz sonucunda mağdurların sayısı giderek artıyor. Peki şu an Serkan'ı görüyorsunuz. Bu köyde çok fazla mağdur var. Sesi gitti, birazdan bağlarız ama bu köyde bütün hafta sonu bütün ekibimiz çalıştı. Sadece bu köyde değil, Türkiye'nin dört bir yanında o kadar çok mağdur var ki, hatta size bir şey söyleyeceğim. Ekibimizi görüp de gelenler oldu. Yani ben de mağdurum deyip artık kendileri geliyor insanların. Bizi gördükleri zaman geliyorlar. Muhabirlerimizi gördükleri zaman geliyorlar. Hepsini konuşacağız ve hoş geldiniz. İyi haftalar hoş diliyorum. İyi haftalar Zayda Hanım. Nevide. Ah Nevide, ah Nevide. Hoş geldin. Hoş bulduk Zayda Hanım. Nevide, ben buradan seni gönderirken dedim ki bak bir olayı bitiriyoruz. Hayatında yeni bir başlangıç olsun. Hani huyu huyuna, suyu suyuna, boyu boyuna derler ya. Böyle bir başlangıçla gel, gel bana tanıştır hatta o bulduğun kişiyi. Bulduğu kişiyi ben zaten tanıyormuşum. Buyurun efendim. Önce bir Nevide neler yaşamıştı hatırlayalım. Bu şekilde haber alamam, o yüzden sizin yanınıza geldim. Lütfen bana sevdiğim adım bunu Zayda. Büyük
aşkından haber alamayan fenomen nevi de programımıza başvurmuştu. 14 ayarlık değil. Ben tam tamına 24 ayarlık yüzük aldım. Çünkü benim aşkım 24 ayarlık bir yüzük. 14 ayarlık bir yüzük değil. Ben seni çok seviyorum. Lütfen geri dön. Lütfen. Maldan mülkten vazgeçti, sadece aşkını geri istedi. Paraya girme burada. Bir dakika. Paraya girmiyorum. Para değil burada. Vizyondan sen bahsediyorum. Insanı, sen yok mu yanlış söylüyorsun? Sen insanı sevmiyorsun bir kere. Seviyorum da sevmiyorum. Kaç kez aldattın ona doğrudan be. Aşkla bakan gözleri yaşlarla doldu. Zahide yetişti, acı gerçekle yüzleşti. Bu masa aslında biliyor musunuz, tamamlanmak için o kadar önemli ki. İlk geldiği günden beri Nevide asla inanmıyordu onun onu sevmediğine. Ve şu şimdi anda inandı ve daha idrak artık etti. Artık inanması için ne olsun yani, zaten? Yani değmeyecek bir erkeği sevmişim, Allah beni de kahretsin, hiç şey demiyorum. Ama onu bir istiyorum, başka hiçbir şey söylemiyorum. Bak. Kusura bakmayın siz de. Hayır, olur mu öyle şimdi? İyi ki varsınız. Sen de iyi ki varsın. Yani sana burada bir hani mutlu son yapamadım ama bu benim elimde olan bir şey. Hiçbirimizin değil. Aşk meşk işleri kalple biten bir şey. Bir daha böyle bir şeyi asla yapmam. Kendi yanlışım. En azından kendi yaptığım bunu şu an yanlışımdan ders aldım. Evet Zahide Hanım. Böyle bir şey bir daha asla yapmam. Ama lütfen kalbini, gönlünü çabucak kaptırma. İyi ki buraya gelmişim. İyi ki gerçeklerle yüzleşmişim. İyi ki de böyle programlar. Çok teşekkür ediyorum. Sağ tekrardan. Aşkta yüzü güldü mü? Fenomen Nevide neden yeniden stüdyoda? Nevide tekrar hoş geldin. Hoş bulduk Zahide Hanım. Aşkta yüzün güldü mü? Yani gerçekten seni buradan gönderirken aşkı bulmanı yürekten dileyip gönderdim seni. Aşkta yüzüm güldü ama sonra insanın da gerçek yüzünü görmüş oldum. Ne yaşadın Nevide? Zahide Hanım her şey çok güzeldi. Bir ödül gecesinde tanıştık. Kimden bahsediyoruz? Mehmet Ali Erbil. Bu arada Mehmet Ali Erbil'in programlarına konukta olduğum kendisini tanırım da. Yani çok muhabbetimiz yoktur fakat gerçekten benim mesleğimi profesyonelce yapan çok başarılı bir insandır. Yani işine saygım sonsuzdur. Bizim meslek büyüğümüzdür. O konuda hiç laf ettirmem kendisine. Çok başarılıdır. Fakat bu konularda neden durulmuyor, neden bitmiyor bilmiyorum. Kendisi de şu anda izliyorsa sevgiler belki bağlanır, belki bize de anlatır. Çünkü onun yanında çok kadın gördük, çok genç kız gördük. Hani yaş farkını geçtim, belki enerji dersiniz, başka bir şey dersiniz bilmiyorum ama neden böyle yapıyor? Bu kızları bir ara gördük, sonra kayboldu hepsi. Hani ünlü olma telaşın mı var Nevi de senin? Hayır Zayda, tabii ki. Para mı? Hayır, para gibi bir derdim de yok. Evet, zenginsin de onu da biliyoruz. Para gibi derdim de yok. Peki nerede tanıştınız? Nasıl tanıştınız? Zahide Hanım, biz Mehmet Ali Erbil'le bir Gaziantep'te ödül gecesinde tanıştık. O yani, nedir? Ödül gecesi Gaziantep'te. Orada kendisi sunucuydu. Ben de Kırmızı Halı sunucusuydum. O zamanlar benim bir konuştuğum bir insan vardı. Kaç sene önceydi bu? Kaç sene, sene önce değil Zahide Hanım. Ha, bu daha bir yeni. Bir hafta önce evet. Daha ha, senin yeni konuştuğun oluyor. Bir insan vardı. Hı hı. Ondan sonra kendisi beni zorla, hani beni beğendiğini falan söyledi. Kendi zorla başım netini yiye yiye beni konuşturduğum insanla ayırmaya kalktı. Ayırdı da zaten. Nasıl yapabilir bu bir insan? Zahide Hanım, zaten ben konuştuğum bir insan vardı. Ama hani aşık değilim. Hani konuşuyordu, hani belki bir yola gireriz diye. Hani ama Mehmet Ali Erbil'le tanıştıktan sonra hani 66 yaşında ama ben onu hiçbir şekilde 66 yaşında olarak da görmüyorum. Kaç yaşında onun yanında ben çocuk gibi hissediyorum. Çünkü şey... O kadar komik bir insan ki. Aşkım yani, sen hep zaten onun yanında çocuk gibi kalıyorsun. Ama şu an ben de diyorum hani... O sen 66 yaşında değil 30 yaşında ben onun yanında sürekli gülüyordum. Sen Mehmet Ali Erbil'i kaç yaşında görüyordun baktın? 30 yaşında. 30 yaşında. Hala öyle mi görüyorsun? Evet hala öyle görüyorum. Çok komik bir insan. Çünkü onun yanında hiçbir şekilde ben üzgün olmuyordum. Hep gülüyordum hiçbir şekilde. Üzgün olduğunda bile bana kızıyordu. Yüzün gülsün. İperse bile beni güldürüyordu bu insan. Ondan sonra biz zaten Gaziantep'ten sonra da bir Derya Bedavcı'nın sahnesi vardı. Orada buluştuk. Hani kendisi masaya sürekli böyle tatlılar, pamuk şekerler falan getirdi. Hani kendisi hatta eliyle pamuk şeker yedirdi. Hani ben de sevgili olmak istediğini söyledi. Ben de kabul ettim çünkü çok komik bir insan olduğu için. Şu an görüntülerinizi görüyoruz. Evet. Peki burada bayağı eğlenmişsiniz. Evet evet, hiçbir şekilde ben onun yanında hiç üzgün değilim. Sen ilk defa mı gittin buraya? Nereye zaten? Mekanın adını söylemek istemiyorum ama ilk defa mı gittin buraya?
Daha önce de gitmiştim kendi kız arkadaşlarımla beraber ama Mehmet abiyle ilk defa gittik oraya. Tamam, şunun için soruyorum. Tamam. Şimdi böyle lüks eğlence mekanları buralar. İstanbul'un en bilinen, en lüks eğlence mekanlarından birisi ve hani buraya gitmek de bir bedel ya. Hani pahalı bir yer çünkü ve çok da güzel eğlencesi var. Fakat hani bazen böyle duyuyorum çevremden ve çok üzülüyorum. Hani kızlar sadece bir akşam yemeğiyle ya da böyle merkezlere gitsinler diye. Bakın burada her şeyi açık açık söylüyorum ben. Yüreğimde tutamam biliyorsunuz. Ne varsa dilimdedir benim. Hani acaba bunun için mi diyeceğim? Sen o değilsin. Çünkü senin zaten böyle imkanların da var. Evet. Peki. Ya bunu cidden sevdiğim, değer verdim. Hani çok da komik bir insan. Onun yanında hep de gülüyordum zaten. Hiç üzgün olmuyordum. Hani ondan sonra o günü benle beraber Kıbrıs'a gitmek istediğini söyledi. Benle vakit geçirmek istediğini söyledi sevgili olduktan sonra. O gün ben zaten o gece onun yanında kaldım. Sabah beraber biz Kıbrıs'a uçtuk. Kıbrıs'a da 5 gün boyunca tatil yaptık. Güzel vakitler geçirdik. Oturduk, maç izledik, gezdik, tozduk. Her şey çok güzeldi. Hani şeyden Kıbrıs'tan döndük. Hani arada hani eve havalimanından şoförü bize aldı. İlk Mehmet Ali abiye bıraktılar. Sonra beni bıraktılar. Hani arada görüntülerini vardın mı aşkım diye. Hani konuştuk ettik. Telefonu kapattık. Aradan 6 saat geçti. Kendisi bir sosyal medyada bir açıklama yapıyor. Nevide Hanım'la aç dedikodularımız yalandır. Bu ilişki tek taraflıdır. Nevide Hanım ilk defa bu mekanda gördüm. Mekan adını vermiyorum şu an. Bu gördüm dedi. Şok geçirdim, yorulduğumu şaşırdım. Annem vardı direkt beni. Bu ne diyor dedi. Ben ne yorulduğumu zaten cidden şaşırdım. Çünkü hiç beklemiyordum. Sen de bekliyordun Nevi'de. Mesela böyle bir ilişkiden beklentin neydi? Daha güzel bir ilişki olabilirdi. Evlenebileceğinizi düşündün mü hiç? Evet, düşündüm. Gerçekten mi? Evet. Peki bir hafta Kıbrıs, birkaç günde burası mı var? Kıbrıs, Gaziantep, bir de İstanbul. Sana ne düşündürttü evlenebileceğinizi? Yani nasıl bir onun yanında hiç üzülmüyordum. Hani beni hep mutlu ediyordu. Hani en sonunda bir ilişkim vardı biliyorsunuz ki. Hani çok mu sahipleniyordu? Sahipleniyordu evet. Sahipleniyordu. Ondan sonra dediğim gibi en önemlisi benim için. Ben onun yanında hiç üzgün değilim. Hep gülüyordum. Beni sürekli güldürüyordu. Adamın her hareketi çok komik. Yani biz tüm Türkiye tanıyor kendisini. Ve biz onun hani ekran profesyonelliğini zaten çok seviyoruz. Bu arada izliyorsa yayına da bağlanmak isterse ben de çok memnun olurum. Neyse açıklaması tabii ki biz de duymak istiyoruz. Merak da ediyoruz. Sizden önce Nevi'de bir hanımefendi daha vardı hatırladığım. Evet, onunla Cahide da ne olmuştu? Yüzük falan vardı orada. Onlar evleneceklerdi diye hatırlıyorum. İlişkileri bitti onların zaten. İlişkileri şu anlamda bitti. Kız bundan araba mı istemiş, ev mi ne istemiş? Mehmet abi de ayrıldı bundan. Evet. Sen bir şey istedin mi? Ben bir şey istemiyorum. Benim kendi param var. Sen daha veriyorsun zaten. Ben bir şey istemiyorum. Ben o insanı cidden sevdim, değer verdim. Çünkü benim şeyim yoktu. Ki bana en koyan şey Zahide Hanım. Mikrofonunda, Merkay bir düzeltir misin mikrofonunu? Mikrofonda problem var. Ve onu o tarafa konuşursan sevinirim. Hani şöyle tut hayatım, şöyle tut. Zahide Hanım şöyle söyleyeyim size hani. Şöyle tutman lazım. Şöyle. Hani eski sevgilisi benim hakkımda para karşılığı bilmem ne bir şey yapıyordu. Benim üstüme iftira attı. Evet. Hani ben bunu direkt ana ekran kaydını aldım. Direkt bankadan bu insana da dava açtım. Benim çünkü üstüme de bu insan iftira hiçbir şekilde atamaz. Suç da atamaz. Para aldın mı? Hayır tabii ki Cahide Hanım benim üstüme kız iftira atıyor. Para karşılığı erkeklerle bir şey yapıyor diyor. Ben de bunu diyor. Sorayım netleşsin. Niye biliyor musun Nevi'de? Şimdi sen böyle gelince hemen yazıyorlar bana. Zahide Hanım Nevi'de gerçek mi? Zahide Hanım gerçekten olmuş mu? Ya ben niye bak burada bir sürü kişi sırada bekliyor. Nevi'de'nin duyguları çok kıymetli benim için. Çünkü o aslında pek çok kendince hata yapan insandan birisi. Ben yazsam çizsem bu kadarını yazamam yani. Peki Nevi'de gibi olaydı da. Gördüğünde da ne hissettin Mehmet Ali Erbil'i? Hani komik olması beni zaten etkiledi ki bu insanı daha önce. Sen de yıllardır izler miydin? Tabii ki de Çarkı Fili'yi hepimiz izliyorduk. Beğenir hani miydin? Tabii ki de evet. Peki karşında görünce heyecanlandın mı? Evet heyecanlandım. Sana olan ilgisi nasıl hissettirdi? Hani bana olan ilgisini, ben ödül törenindeyken hiçbir şekilde yanından ayrılmıyordu. Herkes içindeyken ödül törenine bile geldi, benim hani elimi tuttu. Ben ne yorulduğumu bile şaşırırım. İlk tanışmamızda evet. Peki niye elimi tutuyorsunuz, ben sizi tanımıyorum diyebilirdin. Diyemedim ama. Hoşuna mı gitti? Evet hoşuma gitti. Ama sonra yaptığı açıklama şaşırdım. Hani Mehmet Ali abiyle sevgiliyken programlardan beni çağırıyorlardı röportaj için. Adını vermek istemiyorum programında. Tahmin ediyorum. Magazin programlarında. Evet. Ondan sonra Mehmet Ali abiyle ayrıldık. Benim hakkımda Nevi'de Mehmet Ali abinin üstünden prim kasıyor. Mehmet Ali abi kullanılıyor mu diye benim hakkımda kendisi haber yaptırmış. Buna bile şaşırdım. Hiç beklemiyordum çünkü.
Sen bayağı safi yani duygularla seni sevdiğini, evet, belki evlilik olabileceğini düşündün. Evet, düşündüm. Peki yaklaşık ne kadar, 10 gün mü? 10 gün, evet. 10 günde bir erkeğin, hele bu kadar deneyimli bir erkeğin, böyle bir karar alabileceğini seni düşündüren neydi? Bana karşı olan ilgisi, bakışı, ondan sonra onun yanında hep gülmem, buydu. Peki, yani bu enteresan bir şey. Bu siz misiniz? Ha, evet. Nevi de sen, evet, burada daha farklı görünüyorsun. Evet. Burası neresi? Burası şey, Gaziantep. Ha, burada Antep'te bu açılış mı? Evet, ödül töreni. Peki diğer fotoğrafları da bir inceleyelim. Burada ödül törenindesiniz. Peki tek tek verelim. Burada o, burada da yine eğlence mekanındasınız. Yok, burası da Gaziantep. Ha, burası da Gaziantep. Evet, ödül töreninde beraberiz yine. Ha, bu sizin ilk tanıştığınız günün? İlk tanıştığımız gün, evet. Akşamı? Evet. Burada başka hanımlar var mıydı? Sadece siz mi eğleniyorsunuz böyle? Ya masamızda başka sanatçılar da var. Sanatçı arkadaşlarımız da vardı ve herkes de bu olayı zaten orada da şahittir. Burada? Kıbrıs'a gidiyoruz burada. Araba storiesi değil mi bu? Evet. Kıbrıs'a gidiyoruz. Evet. Peki Nevi de sen bunları çekerken Mehmet Ali Bey rahatsız olmadı? Hayır, yani hepsini gördü. Böyle, her şeyi paylaşıyorsunuz. Hayır, hepsini gördü. Zaydım tam tersi, kendisi de paylaştı. Ha, o da mı paylaştı? Evet, evet, o da paylaştı. Peki burada neredesiniz? Burada da yine Gaziantep'teyiz. Burada, burada sevgili misiniz artık siz? Burada evet. Hmm. Bu What nedir? WhatsApp profilinizi mi ha, birlikte bu şey, yaptınız? Bu eğlence mekanında böyle bir şey getiriyorlar. Bu o. Hı hı. WhatsApp profilini mi değiştirdin? Yok, hayır. WhatsApp ha. profili yok. Bu da o eğlence mekanında hı hı. sizi böyle görüntülemişler. Yalnız burada gerçekten hiç 66 yaşında görünmüyor. Görünmüyor. Ki yani. Bu arada fotoğraf çekilip Instagram'a da atmamı da kendisi istedi. Ben hiçbir şekilde atmak istemedim, kendisi atmamı istedi. Neden istemiş olabilir sence? Beni çok kıskanıyordu Zayda Hanım, aşırı kıskanıyordu beni. Hani bu daha önceden de hani çıktığımı da biliyordu buraya. Onu bile kıskanıyordu. Sürekli bana laf söyleyip duruyordu yani. Ne diyordu? Hani niye çıktın, ne, görüşüyor musun insanla hala deyip sürekli başımı etini yiyordu. Ha, bu diğer arkadaşı mı şey yapıyordu, kıskanıyordu, görüşüyorsun diye. Evet. Yani sürekli kıskanıyordu. Sürekli bir arkadaşlarımla geziyim, onu bile kıskanıyor. Evde mesela oturuyorum, kız arkadaşımla oturuyorum. Televizyondan erkek sesi geliyor. Film izliyoruz, yanında kim var deyip direkt kıskanıyordu. Görüntülü arıyordu. Ha, birisi var mı diye evi falan gezdirdiği oldu mu? Yani görüntülü sürekli gösteriyordum etrafı evi. Peki senin de hoşuna gidiyordu o zaman? Hoşuma gidiyordu tabii ki de. Çünkü ben de onu kıskanıyordum. Sen de onu yapıyor muydun beraber böyle? De yayın açtık hatta. Kendisi evet yayın açtı. İlişkimizi söyledi TikTok'ta. Ama sonrasından evet kendisi ilişkimizi yansıttı. Kendisi ilişkimizin olduğunu söyledi. Ama sonrasından Nevi Hanım'ı ilk defa gördüm diye bir açıklama yaptı. Tek taraflıdır dedi. Hani şey imajı verdi. Ben ona aşığım. Ben onun peşinden koşuyorum. O beni istemiyor imajı verdi insanlara. Nevi de ne diyeyim? Peki o sana aşık mıydı o dönem? Hani aşk, aşık da diyemem ama bir sevgi, bir saygı şeyimiz var, değer vardı. Aşk hemen olacak bir şey değil çünkü. İlgisi sende var. Nasıl oluyor bu hemen? Ben aşığım demiyorum, ben değer veriyorum, seviyordum. Hmm. Peki Nevi de hiç korkmadın mı? Hani daha önce böyle haberler görmüş olmalısın değil mi? Hani bir an varlar, sonra yoklar. Değiştirebileceğimi düşündüm onu. Değiştirmek istedin mi onu? Evet. Bu aklına geldi mi benim de aynı şey başıma gelir diye? Evet, geldi. Ne, nasıl düşündün? Hani daha önce de çıkan haberlerinden dolayı hani dedim ki ben bu insanı değiştiririm. Hani bu insana bir sevgi, bir değer verdikten sonra bu insan değişir diye düşündüm ama Mehmet Ali aynı Mehmet Ali Erbil olduğunu fark ettim. Ne zaman fark ettin bunu? Bu açıklamayı yaptıktan sonra. Peki 6 saat sonra böyle bir açıklama yaptı. Hı-hı. Ulaşmaya çalıştı mı kendisine? Kendisine yazdım. Hani niye böyle bir şey yapıyorsun? Amacı ne? Bana WhatsApp'tan bir mesaj attı. Ben Mehmet Ali Erbil'in kız arkadaşıyım. Bir daha bir rahatsız etmezsen sevinirim. Kendi telefonu. Ama bunu da yazan yanındaki asistanı. Asistana yazdırtıyor. Nasıl biliyorsun bunu? Duydum diyelim. Ortak arkadaşımız var. O söyledi. Peki ama sonuçta senin değer verip de yazdığın mesajı yanındaki asistanı cevaplıyorsa sana verdiği değer. Ben aslında şey dedim hani havaalanından inip arabasıyla karşıladığında normalde önce her kız şey bırakılır güzeldi. Evine, sonra kendin evine gidersin değil mi? Ama normalde öyle diyor. Yani ilaç orada saat bir falan olduğu için mecbur onu ilk bırakmak zorunda kaldım. Ne olduğu için? İlaç saatleri olduğu için. Yanında ilacı yanında yoktu evet. İlaç... Normalde ilaçlarını sen mi veriyordun? Evet veriyordum. O günler içinde. Hı-hı. Her şey ben ilgileniyordum ki. Başka ne yapıyordun? Hani ilacını veriyordum, kendisiyle ilgileniyordum, her türlü masajını da yapıyordum, her şeyle ilgileniyordum bana insanın. Ne diyeyim şimdi yani Nevi de. Diyecek bir şey yok. Aslında o geçirdikleri zaman zarfında birbirlerini çok beslemişler. Nevi de, evet. De bir tık o yüzden hani
bu hayallere kapılmış diyeceğim. Çünkü Mehmet Ali Erbil, hani bir laf vardır ya, huylu huyundan vazgeçmez, huy çıkar, can çıkar, huy çıkmaz. Hani hep gördüğümüz aynı sahneler. Sen değiştirebileceğini düşündün çünkü çok ilgilenmiş seninle. Çok, evet. Tabii Nevi de senin de ihtiyacın olan şey, eskiden bu programa geldiğin için biliyorum, babanın hani fiziksel olarak varoluşu ama ruhsal olarak, duygusal anlamda seni çok doyurmayışı, biraz bence orada gücü de işte baba sevgisi, şefkati gibi de hissetmiş olabilirsin. Gerçekten bu aradaki yaş farkı bu baba sevgisinden ya da sevgisizliğinden mi oluyor? Şimdi Nevide'nin vakasında evet ama bazı durumlarda öyle olmuyor Zahide Peki, Hanım. Peki onun durumundan öyle mi? Mehmet Ali Bey'in durumundan nedir? Mehmet Ali Bey, ben ruh olarak onu çok böyle... Hiç yaşlanmayan insanlar vardır ya, gerçekten öyle hissediyor ve aslında hep bu böyledir. Yaşlılarla çalışan doktorlar da hep kendilerini ruhen yaşlı hissederler. Gençle çalışan doktorlar, çocuk doktorları hiç yaşlanmazlar. Ama bu çalışmak şimdi eş ya da sevgili şimdi başka bir şey. Şimdi o da gençlerle olabilir. Birlikte ola ola ve onları tercih etmesinin sebebinde zeminde aslında duygusal anlamda adamın kendini genç hissiyatı var. Cıvıl cıvıl sürekli güldürüyor diyor. Nevi de şuraya oturduğundan beri. Hayatım Mehmet, sen bunları anlatıyorsun da. Senin de kocan var, hani bizim de hayatımızda insanlar öyle direkt onlara şey açıyor. Ha, genç görünmek için demek ki gençlerle mi olalım, olmayalım Hayır, sonra. Hayır, şimdi bu case üzerinden gidiyorum ben. Onlar üstüne alınmasın. Ama onun için de hiçbir gidermiş, 6 yaşında görmüyordu. Gerçekten hani oturup sol, kusura bakma, bak sen kızından da belki küçüksün. Ama sohbet edebilmek, anlamak, tabii dert ki. Ortağı olabilmek zaten başka bir şey. Zaten çalışmalar gösteriyor Zahide şey. Hanım. Bu kadar büyük yaş farkı olduğunda yapılan bütün çalışmalar bu ilişkilerin sonunun hüsran olduğunu bize gösteriyor. Ne yazık ki. Maalesef. Peki o hüsran Nevide tarafında mı kalacak? Bu arada Mehmet Ali Bey'e cevap hakkı doğdu. İstediği zaman programı arayabilir. Kendisi de biliyor zaten. O da televizyoncu. İstediği zaman gelebilir. Memnuniyetle başımızın üstünde yeri var. Peki teşekkür ediyoruz Nevide. İnşallah bir dahaki gelişinde artık hayırlı bir şey için gelirsin. Ya da Mehmet Ali Bey'le bakalım bundan sonra neler olacak. Biz de takipçin olacağız. Gülden'le devam ediyoruz. Anneciğim, ben sizi görmeye geldim. Ben sizi çok üzüldüm annem. Neden benim rüyama gelmiyorsunuz hiç? Ben toprağımı sevecektim annem seni. Hı? Sen benim kucağıma gelemeden böyle toprakların altına mı koydum annem ben seni? Üç evlat acısı. Çocuklarım zaten yazın doğdu ve yazın kaybettim. O kadar sıcak ki hava, güneş böyle yakıyor. Ama böyle güneşin beni yakması, dedim ki çocuğum hiçbir zaman bu güneşi hissedemeyecek. Acaba en sevdiğim meyve ne olacaktı bilmiyorum mesela. O da köfte patatesi sevecek miydi? Hani o yaşanmamışlıklar bile insanın canını çok yakıyormuş. Gözümüzün yaşı kalbimize akıyor. Kocasından şiddet gördü. Elimde tutanaklar, darp raporları var. Ben kocamdan dayak yedim demek çok ağır bir şey. Beni karakola götürdüler ifade vermek için. Polis memuru dedi ki, eşin hamile dedi. Nasıl böyle bir şey yapabildin? Gerçekten şu anda herkesin kanı donacaktır ama daha çok küçük ki dedi. Ha küçük ki? Daha çok küçük ki dedi. Ben kızımı onun kum torbası olsun diye vermedim. Her gittiğimde çok feci şekilde buldum. Kucağıma oturmuş, beni yumrukladığını hatırlıyorum. İhanete uğradı. Dedim ki, bakalım mı sosyal medyadan Beyza'yı tanıyor musun, arkadaş mısınız? Baktık, tabii ne yazacağım diyor. Dedim ki, yaz Beyza bakalım çıkacak mı? Arkadaşı çıktı. Arkadaşı ve Beyza gibi iki tane kadın daha ekli Oktay'da. Sonra böyle anlatmaya başlayınca, evet dedi, biz üç kadın ve üç erkek oradaydık dedi. Zaten bunlar sıradan... Gülden'in iddiaları nasıl yanıt buldu? Gülden hoş geldiniz. Hoş bulduk Zahide Hanım. Nasılsınız son görüştüğümüzden beri? Çok teşekkürler, çok sağ olun. Yani ne diyebiliriz gerçi çok... Şöyle söyleyelim, bir hafta boyunca ben tarafında herhangi ya da Oktay tarafında herhangi bir iletişimimiz olmadı. Fakat delil karartıyorlar. Savcılığa suç duyurusunda bulunduk 7 kişi hakkında. Bu ekranda çıkıp zina olayını söylememle birlikte ilgili kişiler belge karartıyorlar, delil karartıyorlar. Bununla ilgili avukatımla görüşüp 7 kişi hakkında suç duyurusunda bulunduk Zahide Hanım.
Yani bu sözün ettiğiniz villa onun içinde yaşananlarla ilgili mi? Aynen, oraya evet. Oraya çağrılan profesyonel hanımefendilerle aynen, ilgili mi? Aynen, 3 kişi, 3 erkek ve 1 kişi dahil olmak üzere 7 kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Çünkü buradaki yayında çıkan fotoğraflar gibi sosyal medya hesapları farklı farklı şeyler hakkında delil karartıyorlar. Yok etmeye çalışıyorlar. Bununla ilgili suç duyurusunda bulunduk savcılığa. Peki Gülden, sizi burada görünce aslında çok izleyicimiz şaşırdı. Hani nasıl böyle bir kadının başına gelebilir? Biz bu asla kabul ettiğimiz bir şey değil. Asla yanında durabileceğimiz bir şey değil. Yani biz hani ne bileyim bir yani karınca ezmekten imtina eden bir toplumuz. Ne demek bir başkasına el kaldırmak? Ne demek kafasını gözünü şişirmek? Hani Gülden'in şu halini görüyorsunuz. Bir de size gösterdiğim fotoğrafları hatırlayın. Gözleri şiş, morluk içinde ve bize bağlanmıştı eşi. Ve ben yapmadım demişti. Oysa bu görüntüler hani düşmeyle olacak şeyler değil. Yani ben böyle 1000 kere düşsem böyle düşemem. Yani gözüm şurasına düşemem. Bu da en çok söylenen klasik cevaptır. Fakat bunun gerçek olmadığını hepimiz herhalde fark ediyoruz. Yine de hadi iddialar diyelim ama yayına bağlanmıştı eşiniz. Bir hatırlayalım neler söylemişti. Tabii. Sonra size bir haberim var. Buyurun. Eşimin ok gösterdiği fotoğraflar, elde ayağını kayıp düşüp yüzünü ve dişini yere çarpmasından kaynaklıdır. Eşiniz ne yaptı peki tabii size? Bununla ilgili yüzümü gözümü sağlam çizilmiş, hırpalanmış bir şekilde elimde darp raporlarım var. Bununla ilgili mahkeme kararı da var. Evet, bu konuşmayla da kendisinden tam olarak ne olduğunu en azından bir kısmını öğrenmiş olduk kendince Gülden. Şu anda siz belli aşamalara geldiniz. Bu yayından sonra hayatında neler değişti? Bu yayından sonra şöyle, ben buraya gelme sebebim sayısızca defalar şiddete uğradım. Siz sadece bir kısmını biliyorsunuz. Şiddete uğrayıp darp raporu almadığım, gitmediğim, rapor almadığım bir sürü daha var. Bunun bir sürüsü var. Fakat Oktay bunların hepsini inkar etti Zahide Hanım. Ben de bunların gerçek olduğunu biliyorum, yaşadım. Elimdeki belgelerle, hastane raporlarımla, savcılık kararlarıyla bu suçu işlediği sabit görüldü. Yani inkar etmek bunu yapmadığınız anlamına gelmiyor. Ne değişti? Ben yaşadıklarımı anlatmak istedim. Bunların bir kurgudan ibaret olmadığını, elimdeki hukuki belgelerimle buraya gelerek göstermek istedim. Ben çevremden suçlu olduğumu düşünmedim ve arkamda kocaman böyle bir insan yığını olduğunu gördüm. Kendisi de keşke gelebilse, keşke katılabilse, keşke yüzleşebilsek Zahide Hanım. Çünkü her şeyde inkar etti o yaptıklarını ve bunu normalleştirdi. Bu arada defalarca ulaştık. Defalarca. Çünkü her seferinde kendisine söz hakkı doğdu. Bunu kullanmasını istedi kendisinden. Kesinlikle çok memnun olurdum gelerek. Fakat gelmeyerek de demek ki bu suçu bilerek işlediğini kabul etmiş varsayıyorum ben. Peki Gülden, şimdi buradaki olay bir tarafı da şöyleydi. Bu insan, bazı insanların kariyerinde ciddi aşamalarda yükselen, maaşını etkiliyor, kariyerini etkiliyor, hayatını etkiliyor bu insanların. İK müdürü, bu çok ciddi bir görevdir ve çok büyük bir kurumsal bir şirkette İK müdürü, yani insan kaynakları müdürü. Ve ben şirketi de tanıyorum. Böyle bir şeyin altında kalacaklarını hiçbir zaman düşünmedim. Buradan da zaten yayın yaparken söyledim. Tabii ki size oranın neresi olduğunu söylemeyeceğim ama her gün gördüğümüz, bildiğimiz, belki de girdiğimiz bir yerdi burası. Ve programımızı izleyip, değerlendirip, senin söylediklerinden de yola çıkarak eşine şiddet uygulayan bir kişiyi biz bünyemizde barındırmak istemiyoruz demişler ve yollarını ayırmışlar. Oo. Ben doğrusu mutlu oldum. Çünkü bu örnek olacaktır. Bir daha eve gelip de karısına el kaldıran bir adam, iş yerinde de sırtı sıvazlanacak bir pozisyonda olmadığını, bunun hiç kimse tarafından, hiçbir yönetici tarafından uygun şekilde karşılanmayacağını bilecektir bundan sonra. O yüzden ben teşekkür ediyorum bu kurumsal firmamıza. Onlar kendilerini biliyorlar. Büyük şirketler insana verdikleri değerle şirket oluyor, büyük oluyor. O yüzden o büyüklüğü bize hissettirdiğiniz için bir kadın olarak size teşekkür ediyorum. Bu olayı saklamadığın için Gülden, bu bir medeni cesarettir. Kesinlikle öyleydi benim için. Sana gerçekten da teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ederim. 11 yıl çalıştığım şirketimi... Ha bu arada sen de aynı şirkette çalıştın. Aynen, 11 yıl çalıştığım şirketimi. Şu an ayrıldım, 5 yıl oldu. Ama halen gönül bağım o şirkete devam ediyor. Her gün kesinlikle uğruyorum. O yüzden dikkate aldıkları için, önemsedikleri için yürekten teşekkür ediyorum. Aslında evet Gülden, bak onu da söylemek lazım.
Gülden de daha önce bu şirkette çalışıyordu. Fakat eşi çalışmasa evinde otur dediği için işten ayrılmıştı söylediğine evet. göre. Şimdi aynı şirket eski çalışanına da destek olmuş oldu. Ona da sahip çıkmış oldu. Ben kadınların gücüne inanıyorum. Çünkü bu şirkette yönetici kadınlar da var. Beyler de var tabii ki. Ve ben seni anladıklarını düşünüyorum. Doğrusu ben bir kadın olarak bundan mutlu oldum. Bu bizim gücümüz. Bu medyanın da gücü. Bu doğrunun gücü aslında. O yüzden bundan sonra da hayatında sana başarılar diliyorum. Güzel haberlerle gelmeni bekliyorum. Bana. İnşallah Zahide Hanım. Çok teşekkür ederim. Sadece kendisine son bir şey söylemek isterim ben. Buraya gelmemdeki amaç toplum tarafından da hoş görülmeyen şekilde bana davrandı. Onu topluma göstermek istedim. Ve bugüne kadar kendisinden hiçbir şey istemedim ben. Ama bana yapılan bunca şeye rağmen ondan sadece son bir şey istiyorum. Hukuki sürecimiz devam ediyor bir yıldır. Fakat süre çok uzun ilerliyor. Ben kendisinden, bana yaşattıklarından dolayı artık onun soy ismini taşımak istemiyorum. Ve ona çağırım, avukatımla iletişime geçsin. En kısa zamanda ben bu soy ismini kullanmak istemiyorum. Peki sen bitirmek istiyorsun. Herhalde çok uzun sürmez diye düşünüyorum ben de. Eğer umarım. Anlaşırsanız peki teşekkür ediyorum Gülden. Ve Türkiye'nin konuştuğu bir dosyayı açtık. Öyle bir şey ki bu. Hani biz kapıyı araladık, kapı sonuna kadar açıldı ve içine giren çok kişi olmuş. Ne yazık ki. Ne yazık ki bir tarafta kadın mağdurlar, bir tarafta erkek mağdurlar ve kaçak yabancı gelinler dosyasıyla devam ediyoruz. Kaçak gelin davasında büyük gelişme. Berna canlı yayında. Ve Berna Hanım canlı bağlantıda. Doğrudan sözü kendisine bırakıyorum Zahide Hanım. Peki Berna Hanım, siz Özbek kadınları Türk erkeklerle tanıştırıyor musunuz? Evet. Tanıştırıyorsunuz. Peki herhangi bir para alıyor musunuz evet. bu tanıştırma işinden? Hayır. Hayır. Ben bu konuda mesela mahkemede de savcılıkta da suç duyurusunda bulundular. Ben bu konuda beraat ettim suçum olmadığı için. Peki parayı kim alıyor? Onu ben bilmiyorum. Peki Rabia Hanım'ı tanıyor musunuz? Tanıyorum. Ben gelinini getirdiğim şeyden tanıyorum. Peki gelinini getirdiniz. Burada gelinini getirdiğime 5 sene oldu. Ben 4 senedir asla onlarla da itibata geçmedim. Ortağı da değilim. O para aldığını da ben bilmiyorum. Rızaları oluyor mu bu kadınların? Ne için geldiklerini tabii biliyorlar mı? Tabii ki anne babasının rızaları da oluyor. Ben oradan noterden, anne babasından noterde rızalı kağıt alıyorum ben. Berna hakkında şok iddialar. Berna bir dakika, bir ihbar telefonu var. Bunun hanımefendinin benim elimde ekran görüntüleri var, mesajları. Benim eşime kız getirmişler. Önce bir kız getirmişler. $44,500 ödemişler. İlk getirdiği kıza hanımefendi $750 almış. Bir tane daha aracı var. O aracı da Antalya'da kafede çalışıyordu. O da $750 almış. Bu kız 15 gün sonra çekip gitmiş. Sonra ikinci kızı getirmişler. Hatta kızın da numarası var bende. Kız benimle iletişime geçti. Kız bir ay bunların evlerinde kalmış. İmam nikahı kıymışlar ikisine de. Ve hanımefendi bana mesajında diyor ki ben $2,500 almıştım. Hatta $2,500 da cebimden ödemişim. Bunların bana borcu var. Şimdi çıkıp yayında o şekilde davranmasınlar. Bakın yalan de. Konuşmayın. Yukarıda yalan. Allah var. Elinizi vicdanınıza koyun. Evet. İnsanın bak, eşini... numarası var bende. Bakın Nazlı'nın şunu konuştu. Bak yayından çıkarım şunu. Şu insanı susturun. Çünkü burada yalan konuşuyor. Sen bildiğin düpedüz insan ticareti yapıyorsun. Hangi numaradan konuştuğumu söylesene sen. Benim numarayı söyle. Numaranın kaç numaranız var sizin? Neden farklı bir numara olursa farklı bir şey olacağını düşünüyorsunuz? Hayır, benim kaç numaram yok. Benim adıma kayıtlı. Bütün numaralarım benim adıma kayıtlıdır. Sadakat'ı tanımıyor musun? Nazlı'yı tanımıyor musun? Kim? Bak bir sürü isim sayıyorum efendim. Bak, Sadakat'ın pasaport fotoğrafına kadar ki bekliyordunuz evraklar gelsin nikah kıyın diye. Beni sen aradın. Dedin ki ben bilmiyordum bu adam evlidir. Siz biliyordunuz. Siz evli erkeklere bile kız getiriyorsunuz. Berna şimdi bu telefonu dinle. Bir ihbar telefonu daha. Yine adı bizde saklı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Merhabalar. Berna Hanım'ı tanıyor musunuz? Ne iş yapar Berna Hanım? Burada kadın getirip burada para karşılığı pazarlıyorlar. Evlilik vaadi altında. Ben 3-5 tane biliyorum. Getirdiler burada bizim de Afyon Dinar var. Oraya gönderdiler. Antalya'da bir yere getirdiler. Isparta bir yerlere. Yani gelip gidiyor. Bunların evi borçları da kurabilirsiniz. Antalya'da kesinlikle bu konuda sen yalan söylüyorsun. Kim olduğunu bilmiyorum ama bu işe benim annemi karıştırma.
Annenle beraber yapıyordunuz bu işi zaten. Annem oradan getiriyor. Annem burada değil ki. Ben annemi buraya tedavi için getirdim 2 ay önce. Sen ne konuşuyorsun? Berna ve Rabia tarafından mağdur edildiğini söyleyen damatlar sinirlerine hakim olamadı. Ben Berna'ya bir şey söylemek istiyorum. Söyle Gökhan. Sen bana kız olmadığını ben biliyordum. Rabia da biliyordu ama bana söylettirmedi. Doğru mu burası? Dedin sen mi de bunu? Biliyordum. Ben 24 Şubat günü gönderdim. Gittikten sonra öğrendim. Rabia Gökçe'de üzerine basa basa gelmemek için diyordur bunu dedi. Kız kardeşi de dedi ki bana. O çocuk benim çocuğum dedi. Onları siz ben söyleyecektiniz ilk baştan. Bu işi yapıyordunuz. Adam akıllı yapacaktınız. Berna beni dinler misin? Seninle biz üçlü konferans yaptığımızda. Ben seni dinlemeyeceğim. Sen kimsin? Ben dinlemeyeceğim seni. Ben seni tanımıyorum. Sen orada konuşmayacaksın. Berna benim, sen beni tanımıyor muhatabim. Musun? Ben bunu ispatlarım. Konuşacaksın o konuyu. Ben bunu ispatlarım. Siz ikiniz birbirinize düştünüz. Ve Gökhan'la benim arkamda olacağına dair söz verdi. Vermedi mi? Verdi. Kendi para peki, aldı yani. Bunun arkadaşlar aldı bu bundan. İş büyümeye devam edecek. Hafta sonunda telefonlarımız açık. Bize bağlanmak isteyen, hayır Zahide Hanım biz böyle bir şey yapmadık diyen varsa kapım açık buraya gelsinler. Burası sizin. Ha ben de yandım diyen varsa onlar da gelsin. Hiç utanmayın, korkmayın. Türk adaletine güvenin. Hafta sonu ekibim nefes almadan çalıştı biliyor musunuz? Çünkü o kadar çok ihbar geldi ki bakın Isparta, Burdur, Afyon şimdi Denizli eklendi. Isparta'da, Burdur'da, Afyon'da, Denizli'de ya Isparta yeni ama müthiş bir dörtgen var. Burada o kadar ciddi faaliyetler yürütüyorlar ki bekar beyleri buluyorlar, gidiyorlar, kaşıyorlar. Ha bak biz oraya kız getirdik, buradan getirdik, Özbekistan'dan iyi geldi, şöyle güzel, böyle iyi duruyor falan derken paralarını alıyorlar. Bu kızları resmen pazarlıyorlar. Kızlara söylediklerini de duyacaksınız bu programda. Öyle şeylere ulaştım ki o kadar acı gerçeklerle karşılaştık ki. Zamanı geldiğinde sizinle paylaşacağım bunları. Emin olmadan, netleşmeden söylemek istemiyorum ama yürek yarası işler. Hani hayatına mal olan işler olmuş bu işlerin sonunda insanların. Çok acı gerçeklerle karşılaştık. Şimdi neler olduğunu hafta sonu sizinle paylaşacağım. Tek tek herkese mikrofon uzattık. Konuşmak isteyen herkese mikrofonumuzu uzattık. Kimseye hayır demedik ve onlarca erkek geldi. İnanamadım yani. Sadece onlar değil bakın yaralı anneler, babalar, kardeşler herkes yaralı. Kızların da ben mağdur olduğunu düşünüyorum. Hatırlayın İstanbul'a getirip burada fuhuş için getiriyorlar. Bu kızlar buraya çalışmaya geliyorum diye düşünüyor. Tabii ki çalışma şartları bu değil. Sonrasında başlarına neler neler geliyor. Bakın işte mağdurlar buyurun neler yaşadık hafta sonu. Evlilik vaadiyle dolandırılma iddialarında mağdur sayısı her geçen gün artıyor. Isparta'nın Çerki Karaağaç ilçesine bağlı Aşağı Dinek ve Yukarı Dinek köylerinin tam da ortasındayız. İddiaya göre bu köylerden de toplamda 3 kişi evlilik vaadiyle dolandırıldı. Ve yine iddiaya göre o kişilerin aracısı da Berna Hanım'dı. İsmim Osman Ertekin. Isparta Çerki Karaağaç Aşağı Dinek köy muhtarıyım. 15 yıldır. Berna Hanım 2019-2020 yıllarında kaynanasının yanına gelir giderdi, ziyarete gelir giderdi. Öyle görüyorduk gelip gittiğini. Köye gelip gittik sıra bekar adam var mı diye soruyormuş. Soranlar da duyduklarını ağa düşürmek için ilgileniyormuş. Ve sonunda ağa düşürüp bayanları getirip bayanları 3-5 gün durup ondan sonra bırakıp gidiyorlarmış. Parayı aldıktan sonra. Özbekistanlı bayanlarla 2 kişi evlendi bizim köyden. Bir tane Yukarı Dinek'ten evlendi. Bunları biliyoruz yani. Özbek kadınlar evlendikten sonra çekip gitmişler. Öyle duyduk yani. Isparta'nın Çerki Karaağaç ilçesine bağlı Yukarı Dinek köyündeyiz. Yanımızda ise 68 yaşındaki Kamil İlgi var. Berna'ya 2000 euro verdim. 4 sene oldu bu bana getireli. O zamanın 30'u şimdinin 100 lirası. Aydın Çelik. 5-6 evliliğim oldu. En son baktım hep Türk kızları yaramıyor bize. Özbekistanlı bayanla tanıştım. Dedi seni everelim falan işte bir vasıta sebebiyle tanıştık. Berna diye ama daha sonra gerçek ismini öğrendim. Barira diye. O bir bayan gösterdi. Daha sonra tekrar bir bayan daha gösterdi. Hoşlandık tamam dedik. Telefonda tabii bunlar WhatsApp üzerinden gösterdiler. Yani bu da Özbekistan'dan evlendim. Bu Berna dediğim bayanın sayesinde. Ettiğim masraf olduğu için hani bugün yani para kazanmak kolay bir şey değil. Biz elimizden emekli insanlarız.
bana göre dolandırıldım diyorum yani. O zaman annem babam vardı, sağdı. Onlarla beraber evine gittik. İşte bu bayanla tanıştıktan sonra, iş okeylendikten sonra o zaman için 3000 dolar. Ama biz tabii elimizde dolar olmadığı için Türk parası olarak verdik. Yani beni yaktın, benim gibi diğer arkadaşları yaktın. İnşallah bir başkalarını yakma. Yani zor, gerçekten çok zor. Biz senin kardeşin olabilirdik. Bir, ben bileyim, yakının olabilirdik. Bizi de aynı o kefeye koy, öyle düşün. Diğerlerini yakıyorken de biz aklına gelelim. Aydın Bey merhaba, hoş geldiniz. Hoş, herkes hoş geldi bu arada tekrar. Aydın Bey, siz nereden geliyorsunuz? Isparta'dan, merkez Deregümü köyünde ikamet ediyorum. Bütün köylü kardeşlerimize selamlar. Aleyküm selam. Siz neler yaşadınız? Ya ben şimdi bir, hani arkadaşlar hep düğünde bilmem neyde tanışmış. Ben öyle düğün değil de sanayi esrafından. Orada yani buyurun, şahsen bildiğim bir insanla tesadüfen annem babam varken karşılaştık. İşte ya oğlanı ev vereceğiz, hani başı bozuldu, bir yuva kuramadık falan diye. Bu şekilde konuşuyorlardı. Ya bir bayan var Özbekistanlı, şeyse numarası var, vereyim bir görüşün, bayan getiriyormuş falan diye dedi. Bayan getiriyormuş, şunun altı nedir? Yani ne demek istiyorlar size? Yani evlenmek için Özbekistan'dan Berna diye bir bayan var. Oradan bayan getiriyor dedi. Beğendiğin şey olduğun olursa evlenebilirsin falan dediler. Para karşılığı mı getiriyormuş? O adam bize hiçbir şey demedi. Sadece bu kadarlık. Bende numarası var dedi. Ben de numarasını aldık oradan. Tabii Berna ile iletişime geçtik. İlk zamanlar hiç yani böyle evinde ya da biz evini hiç ilk zamanlar görmedik. Hep dışarıda. Bizim Isparta'da otogarın üstünde bir park vardır. O parkın üstünde yolda, arabanın içinde. Orada konuşuluyor bunlar hep. Annem, babam, ben. Niye arabada konuşuyorsunuz bunları? Ya işte evine götür. Hani bir yerde otursanıza işte, ya da. Demek ki hani birisi görür, kamera mamara bir şey, şahit olur korkusu var demek ki onda. Biz tabii bunu bilmiyoruz. O zaman hani hiç bu kadar düşünemedik de. Annem babam da yaşlıydı. Bu şekilde tanıştık. İşte sonra bana bir gün annem rahmetli. Allah rahmet eylesin. Annem bu benim olaydan sonra düşüne düşüne kanserden öldü. 40 gün yaşadı. Ya. 20 bu Mayıs ayında da babamı kaybettim. Allah, hani sana bir yuva kuramadık. İşte bu senden boşanmaz. Senin başında bu böyle bela olur. İşte seni ne yapacaksın, nasıl olacaksın diye bu annem düşüne. Çok ağladığını biliyorum. Ben belki çoğunu bana hissettirmediler ama yani ben bunları hissettim ailemde. Bunlar bir gerçek. Ya bir anne için evladının hayatını yani, görmekten daha değerli ne olabilir işte yani? Daha sonra annem hani kızım senin evin yerin yok mu? Bir evini görelim. Berna'ya. Hani nasıl bir yer, nedir? Hı. Bir kaldığın yeri görelim bu ki. Bu arada para istemiş miydi sizden? Tabii. Bir bütçe çıkarttı. Yani. Arabanın içindeyken bize para çıkardı. O zaman için 3000 dolar. Hı. 2020 yılında. Tabii 2020 biz görüşmemiz 3000 doları. 2019 yılının sonlarına doğru. Aynı böyle Kasım, Aralık aylarında irtibata geçtik. Tabii bu hemen olmadı. Aradan işte o bayan gösteriyorum WhatsApp'tan. Şu evine gittik falan derken. En son evine gittiğimizde WhatsApp üzerinden bir bayan gösterdi canlı görüntüde. Fazla Türkçe bilmezler abi dedi. Hani o konuşsun, ben tercüme edeyim, sen de konuş, ben ona tercüme edeyim dedi. Hı. Olur dedim. O şekilde görüştürdü kendi neler evinde. Neler sordunuz mesela oradaki hanımefendiye? Ya hani ben sadece şöyle dedim kendimi ifade etmek için. Bu hanımefendi bu arada konuştunuz. Evet. Bu konuştuktan sonra fotoğrafını gönderdiler bu bayanın. Şimdi işte WhatsApp'ta görüştürdükten sonra nasıl, beğendin mi? İlk ikisini beğenmedim. Bu gösterdiklerini beğenince tamam bu dedim, iyi dedim. Abi yalnız bak açık konuşayım dedi. Bir tane çocuk. Bu arada şeyi merak ediyorum. Ne soruyorsunuz mesela burada tanıştığınızda kendisine? Ya zaten bayan Türkçe bilmiyor deyince kısacık kendini ifade ediyorsun. İşte benim bir tane çocuğum var. İşte evlendim, ayrıldım. Ha, söyledi size. Yok ben. Ha, siz sen kendini ifade ediyorsun yani. Çünkü karşıdakinin ne konuşacağını, ne olacağını Özbekçe bilmediğin için yanındaki de Rabia Hanım, şey Berna ne dediğini bize anlattığı için biz de onun lafıyla ona göre cevap veriyoruz. Yani başka siz öyle deyince ne dedi? Ben daha önce evlilik yaptım, bir tane çocuğum var. Ya zaten Berna da şöyle dedi bana. Önce yanında görüntü de çocuğunu mocuğunu göstermediler. Abi dedi bir tane ya 5 aylık ya 7 aylık çocuğu var, kız çocuğu dedi. Eşi dedi cezaevine girmiş, ayrılmışlar dedi. Bunlara gelip güzel bir yuva kurmak istiyor dedi. Size çocuğuyla mı gelecekti? Evet. Ha siz çocuğuyla istediniz. Evet ben tamam dedim. Kabul ettiniz. Hani bir tane çocuğu varmış. Kız mı erkek mi dedim. Kız çocuğu. Allah bir kız çocuğu da verdi. Bakarız büyütürüz dedim. Bak ne kadar iyi niyetli görüyor bak, musun sen? Bak bu şekilde herkesi düşündüm. Annem de dedi
benim hiç kızım yok, 3 tane oğlum var, ben onlara falan bırakmam, kendim bakarım dedi rahmetli. Yani bu şekilde bir diyalogumuz oldu. Ondan sonra tamamlandı iş. İşte bu arada da Şubat'ın ortasına yaklaştık. Şubat'ın 17'si gibi gelecek dedi. Tabii o arada bizden parayı aldı. Ben bir salaklık yaptım. Elimde parayı alıyorken babamın elinden görüntüler vardı. O öfkeyle bunları hep sildim. Bayanın kendi konuştuğum numaraları sildim. Ha bu arada yani ayın çok kısa olarak anlatayım. Ayın o Şubat'ın 17'si gibi geliyor dedi. Şubat 18'de getirdi. Antalya'dan getireceğim dedi. Sabah 10 gibi aradı. Akşam 10 gibi ancak geldi. Antalya ile Isparta'nın arası 1,5 saatlik yol. Bunu ben biliyorum. Siz uçak bileti gördünüz mü? Hayır. Hiç uçak bileti gören oldu mu içinizde? Hayır. Hani uçak bileti için para alıyorlar ya. Uçak biletini biz kendimiz aldık. O siz akıllıca davranmışsınız. İkisini biz de. Siz de öyle. Biz direkt nakit olarak verdik hiç. Çünkü bazen bu kadınlar Isparta'da bir evde tutuluyorlar. Dubleks bir ev var. Oradan getiriyorlar. İşte ben şimdi böyle bir iddia var. Ya da bir başka iddia da hani bunlar mesela evleniyor, kaçmış oluyor. Sizin gibi böyle dolandırılmış olan beylerden kaçıyorlar. Yeniden evlendirmek için bir daha. Bazısı nikah yapılmıyor. Niye nikah yapılmıyor? Çünkü zaten evli Türkiye'de. Bu ikinci yeniden para kazanmak için bir daha evlendirme vaadiyle gönderiyorlar ama nikah istemiyor bu diyorlar. İmam nikah yapıyorlar. Berna'nın ya da imam nikah yapıyorlar. Benim Berna'nın evine gittiğim dönemlerde evde annesi, bir bayan, bir bayan daha vardı. Annesi karışıyor muydu bu işlere? Tabii. Karışıyor. Tabii. Ki Berna Hanım annemi karıştırmayın sakın, onunla alakası yok falan diyordu. Ondan şimdi hani çok kısa kısa anlatayım ki hani şey olsun diye, yani programda şey olsun diye. Şimdi ben bunları yaptıktan sonra her şeyini getirttirdik. Ayın 18'inde getirdiler. 24'ünde nikah kıydım. Bu arada hemen Berna geldiği gün Berna'nın evindeyken abi ben nikah kıyılmadan bayanı sana veremem dedi. Hemen git bu nikah işlemlerini ayarla dedi. Isparta'da hemen yeminli tercüman varmış. Beni o yönlendirdi. Şuraya... Fatih'in mi öyleydi? Aynen. Senin de öyle. Beni oraya yönlendirdi. Filan yere git. Oradan dedi tercüme yapılsın. Sonra nikah memurluğuna müracaat edersin diye. Bu işleri yaptığım ayın 24'ünde nikahı kıydım. Geçmiş gün 3 tane bilezik, bir küpe yüzük taktım. Bir hafta sonra bayan yok. Yok. Bir tanıdık vasıtasıyla, bir tanıdık vasıtasıyla otogarın yanında görmüşler, bulduk. Aldık geldik eve. Berna'yı çağırdık. Annesiyle ikisi ama sahte oldu ama ciddi oldu. Bayanı darp ettiler benim evimde. Bunu bile yaptılar. Kardeşlerim var, şahit. Bak. Vallahi. Sen niye bir iki gidiyorsun çille, değil mi? Tokat falan vurdular. Hani ama hani derler ya danışıklı dövüş. Ama bizi hani böyle işte bunlar biz bayana şey yaptık. Bize inansınlar diye böyle bir şey yapmış olabilirler. Tabii bu arada o da doğru değil. Yani her şiddetin her türüsüne karşıyız ama hani burada bambaşka bir olay da olabilir. Belki yani hani bizi kandırma amaçlı vuruyor gibi yapmış da olabilirler. Yani biz o anda ya yapmayın vurmayın falan dedik. Hani kendi evimizdeyiz olmayacak diye. Bu arada çok kaçma teşebbüsleri oldu. En son bu bayan, evlendiğim Rabia Han'dı ismi, Ortikova soyadı. Aydın bir şey söyleyeceğim. Buyurun. En son dediğinizi onu unutmayın ama. Şimdi siz bu 5-6 gün bir geçti ya nikaha kadar. Hiç yalnız kalabildiniz mi? Hiç konuştunuz mu? Hani evleniyorsunuz kolay değil. Yabancı bir memleketten biri geliyor. Ben olsam çok korkarım, bu nedir? Hani neden zevk alır, ne yer, ne içer, benden hoşlanmış mı? Sordunuz mu mesela sen beni ya beğendin şimdi mi fazla diye? Türkçe bilmiyor dediler. Tabii sadece çat pat bir şeyler konuşmaya çalıştım. Yani ilk geldiği günler sürekli Berna'ya dönmek zorunda kalıyordum. Yani şimdi biraz güleceksiniz ama kusura bakmayın. Patişka patişka diye bir şey dedi. O nedir? Patatesmiş. 3 günde zor öğrendim o katuşka mı patişka mı neyse. En son Berna Vallahi Hanım'a döndüm. Biz böyle giderse biz yani, Özbekçe'yi sökmesen hani, herhalde bu gidişim. Şimdi şunu demeye çalışacağım. Hani konuştunuz mu dediniz ya. Seveyim. Yani bir öğrene patates mi öğrendin kızdan? Yani işte diyorum ya. O kadar para, o kadar parayla bir patates öğrenebildim. Yani demek istediğim şu. Türkçeyi senden benden çok iyi biliyorlar aslında. Bunu bak siz de söylediniz. Ama bak bunu biz o bir hafta 10 gün bir şeyler anlayamadıkça Berna'ya döndük. Ya genelde ben döndüm. Abla bu bir şeyler istiyor. Ne diyor falan diye. Bana ver derdi. Konuşurlardı. Ya biz sadece böyle bakardık. Uzun mu konuşuyorlardı? Ya kısa olduğu da olurdu, uzun olduğu da olurdu. İşte belki de durumu anlatıyor. Yani, işte yani ben buradan şu gün tüyerim, bugün giderim. İşte yani biz de dil bilmediğimiz için. Yani durum bu. İşte
Şubat'ın... Ama anladığım kadarıyla bir sıcaklık olmamış tanıştıktan sonra. Bir hafta evin içinde yaşamışsınız ya. Sanki böyle bir... Şimdi diğer vakalarda şey vardı. Çok ilgiliydi, işte şöyleydi, böyle de anladım. Siz yok, böyle soğuk benimki, mesafeliydiniz benimki galiba. Benimki sürekli mesafeli durdu. Onu da işte sonradan öğrendim. Bu gittikten sonra. Ne öğrendin? Özbekistan'da iki çocuğu daha varmış. Ha, üç çocuğu mu varmış? Evet, bu bir. İkincisi, bu ara... Yani şu 20-25 gündür aramıyor. Onun öncesinde ben 3 sefer dava açtım. Şu anda bir tanesi devam ediyor, boşanma dava. Onun öncesinde sürekli dava açmadan önce falan işte aradığımda gel ya da konsolosluğa git, bir gönüllüce imza ver. Beni yorma, beni üzme. Bak ne annem kaldı ne babam kaldı. Beni üzme diye dediğim zaman 10.000 dolar hemen hesabıma yatır. Konsolosluğa gidip imza atarım. Konsolosluğa git, bak bunu da dedim. Sırf kandırma amaçlı. Niye? Hani yırtayım şu işten, sıyrılayım diye. Boşanayım diye. Hayır, söylediniz. Gidin, konsolosluğa git, görüntülü ara. Orada imzayı at, parayı şimdi hesabına yatıracağım. Bırak, yani şu anda 10.000 dolar 300 milyar ediyor. Ben de cebimde 3.000 lira yok. Ya. Ben sadece yeni EYT'den emekli olmuş 7.5 lira aylık alan bir adamım. Annemden babamdan da kalırsa işte yeni bir yer, 2-3 parça yer kalacak. Bu nikahlı olduğu sürece bende. O da sizin de bir çocuğunuz var yani, ayrıca yani. Bir oğlum daha var benim. Ya. Yani ben burada şunu diyorum. Yani Berna bizi yaktı. En çok annemin ciğerini yaktı. Annem yazık çok ağlaya ağlaya öldü. Ya. İnşallah o da o şekilde çekerek ölsün. Aydın Bey, boşanma davası mı açtınız? İki sefer kendim bakın, açtım. Daha önce de söyledim. Burada evlenmenin fesih davası açmanız daha da mantıklı. Niçin? Arasındaki fark nedir? Şimdi boşanma davasında... Boşanma devam ederken Allah gecinde versin size bir şey olsa evet. O direkt mirasçı oluyor. Biliyorum işte. Ama evlenmenin hakkından da alıyor yani. Ama evlenmenin fesih davasında yakınlarınız da o davayı devam ettirebiliyor. Ondan sonra ve fesih halinde baştan beri hükümsüz sayılıyor. Hiç ve yaşanmamışsınız. Kazandığı tüm hakları kaybediyor ve ne mirasçınız olabiliyor ne de eğer takı hepsini iade etmesi gerekiyor. Yani hiç veyahut da burada ikametti, şurada burada hiçbir hakkı olmuyor kendisinin. Yani aslında onun için burada... Zaten avukat hanım şimdi buraya evet. Gelme sebebim avukat yani birazcık sizin daha yardımcı avukat olmanız. Avukat hanım da o da avukat. Ya, artık Aydın Bey'in kendini ben yeni geldiğim için hani ya ben çok televizyon seyreden bir insan değilim. Geçen de bu arkadaşlardan birinin konuşuyorken Isparta diye bir laf geçtiğini duydum. Isparta'da bir bayan daha dedini. Programımızın sonuna yetiştim. Çok televizyon seyreden bir insan bir değilim. Bir de bu kadar acınız var. O kadarlık işte, görünce evet. Isparta'daki bayan evet. Berna dedim. Hemen aradım. Siz bildiniz o zaman. O aradım. Ondan sonra da abi İyi seni yaptınız. De alalım. Gel yardımcı tamam. Olalım. Mağduriyetin gitsin İyi dedi. İyi yaptınız. Aydın Bey siz kaç kere evlendiniz? Ya ben hani, bu Özbekistan'da 6. nikahım. 6. Nasıl? Ne oldu? Hepsi ya mi Özbek bunlar? Daha önce de söyledim. Ben öncekileri karıştırmak istemiyorum. Nedenini hepsi söyleyeyim. Hepsi mi Özbek diğerlerini? Hayır, hepsi Türk. Hepsi Türk. Şimdi şöyle bir şey. Önceki evliliklerimde... Hayır bize şunu soruyorlar ne? Niye Türk kızları bulamamışlar da Özbeklere ya, gitmişler? Ya Türklerden de evlendim. Yani normalde daha başında başka bir iş, memleketler başında var bir mı? İş daha var. Onu da çözemiyorum. O nereli? O Denizlili. Evlendim. 6 ya da 7 ay evli kaldım. Dolandırıldınız mı onda da? Dolandırma değil. Bir çocuk da orada var şu anda. Hah. Çocuk yani... Biz 6-7 ay evli kaldık. Bu 6-7 ay evliliğin içinde anne baba bunu sürekli gel götür, gel götür. Yani 3 ay beraberliğimiz olmadı. Bu arada hamileyim diye bir hamilelik oldu. Ha. Dış gebelik. Anam dış gebelik diye bir gebelik olmuş. Olabilir. Kürtaj yaptılar. Ha, o aradan sonra olmuş. Biraz daha yani bir 10-15 gün daha durduk durmadık ayrıldık, ipleri kopardık, boşanma safhasına geldik. Ben istemiyorum dedim. Diyorsunuz? İstemediğim sebep de şu. Ya şu anda şimdi o da yuva kurdu. Kızmak istemiyorum. Yani ona da bir laf gelmesini bir istemiyorum var. Ama sinirliyim. Ona da çok sinirliyim. Neden? Nedenini söyleyeyim. Ben boşanma sebebim Afyonçay Çocuk Esirgeme Yurdu'nda çantasında bir kağıt buldum. Babası belirsiz gayrimeşru bir çocuk doğurmuş. Benimle evlenmeden. Ha. Bana evlenmeden önce ister oğlum kızımız okuyorken kaçırdılar. İster kız al, ister dul al. Nasıl kabulleniyorsan öyle al dediler. Hani ben de kendimi sütten çıkmış ak kaşık değilim dedim. Geçmişimde de bazı olumsuzluklarım oldu. Kabullendim, aldım, düğün ettim. Bir dakika bu çocuk kimin olabilir? İşte orada oraya doğurmuş. Geleceğim şimdi. Ha. Ayrıldığımız dönemi tam hatırlayamıyorum. Bir hatırlasam. Ayrıldığımız günü o tam tarih olarak bilemiyorum. Yani 2005'in şu tamam, ayı bizim için çok diyemem. Şey değil ama bu çocuk sizden olabilir mi?
Bilmiyorum. Yani ayrıldığımız tarihle çocuğun doğduğu tarihin arasını ben kendim kaba taslak kafamda hesaplıyorum. Peki isterseniz bunu başka bir zaman konuşalım. Çünkü hani bu konu bambaşka bir travma çıktı buradan ama ya ben onu belki başka bir zaman yaşadım. Ama şu anda sizin yaşadığınız benim derdim bu. Bizim beyefendilerin yaşadığı olayla aynı. Peki kısacık şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Hemen söyleyeyim. Bu Rabia dediğim benim evlendiğim ismi Rabia Han da Rabia diye söylettirdiler bize. Bu 20-25 gün öncesine kadar beni arıyordu, para istiyordu falan dedim ya. Hı. Yeni bir çocuk daha dünyaya getirmiş. Hmm. Eğer ki bu çocuk, bu da benim üstüme kayıt olursa, hani ben onun için sırf buradan kurtulabilmek için buraya geldim. Bu durumda sizden kayıt sizin üzerinize olacak tabii. Sizin kayıtınız görünüyor. Şu anda tabii benim resmi nikahım altında olduğu için o çocuk da benim kaydıma geçecek. Babaların reddi davası açarsınız ama yani ne gerek var böyle şeylere işte. Yani bunları da sizin duyunca en doğru buraya şeyi, gelmek... Avukat Bey söyledi. En doğrusu sizin bu işi hiç başlamamış kabul edecek şekilde yasalara evliliğin iptali davası açmanız konuşacağız. Peki şimdi Afyonkarahisar'da başka mağdurlar da çıktı. Hafta sonu çok çalıştık. Buyurun onu da izleyelim. Yabancı kaçak gelinler dosyası Zahide Yetiş'te açıldı. Türkiye'nin gündemine oturdu. Türkiye'nin konuştuğu yabancı kaçak gelinler dosyası giderek büyümeye devam ediyor. Adım adım peşinde... Şu anda da bir ihbar üzerinde. Isparta'nın Deregüm köyündeyiz. Ekibimiz her taşı kaldırıyor, altından yeni detayları çıkarıyor. Yabancı kaçak gelin dosyası ile ilgili her geçen gün ihbarlar gelmeye devam ediyor. O ihbarlardan biri de şu an bulunduğumuz Afyon'a bağlı Balçıkhisar köyü. Aldığımız duyumlara göre bu köyde de birçok kişi aynı kişiler tarafından evlilik vaadiyle dolandırılıp bütün birikimlerini kaybetmişler. Şimdi biz köye giriş yapacağız ve gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Yeni bir mağdur daha. Mağduriyetin adı yine Rabia. Yine Rabia Gökçe tarafından dolandırılan başka bir mağdur aileyle beraberiz. Merhabalar. Merhabalar. Olgun Bey, siz Rabia Hanım'la nasıl tanıştınız? Rabia Hanım daha önce birkaç tane bizim köye bir kız getirmişti. Baktık onlar iyi çıktı, durdu. Biz de müracaat ettik. Kardeşim için adı Emir. Fotoğrafları gönderdi. Bir kardeşim içinden bir tanesini beğendi. Ondan sonra Rabia Hanım dedi bana dedi 35 bin lira para atacaksınız dedi. Biz PTT'den kendi adına 35 bin lira para gönderdik. 3500 lira da uçak bileti, 400 lira da ayrıyeten tercüman parası diye verdik. Kız nikah yaptırmak istemedi. Sonra bizden habersiz ilacı içmiş. Kendi ilacı içti, hastanede gittik, midesini yıkattık. Biz yandık, başkaları yanmasın. Onun için ben size şey veriyorum. Özellikle Zahide Hanım'a da çok teşekkür ederim. Lütfen bunun peşini bırakmasınlar. Bunlar gerçekten bizi de mağdur ediyorlar. Belki şeyler o gelen kızlar da mağdur oluyor. Ama bizim burada onurumuzdan her şeyimizden oynadı. Hem maddi olarak hem manevi olarak biz bundan çok etkilendik. Zahide Hanım'ın kesinlikle güveniyorum. Sonuna kadar peşine gitsin. Başkaları da yanmaz. Muhtar mağdurların iddialarını doğruladı. Evet, Türkiye'nin konuştuğu yabancı kaçak gelinler dosyası ile ilgili gelişmeleri takip etmeye devam ediyoruz. Şimdi Afyon'un Balçıkhisar köyündeyiz ve yanımızda köy muhtarı Dinnur Bey var. Merhabalar. Merhabalar efendim. Öncelikle hoş geldiniz. Ben şu Balçıkhisar köyü muhtarı Dinnur Kavak. Öncelikle bu tip olayların yüzüne çıkarmakta vesile olan Zahide Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Gençlerimiz mecburen evlenmek zorunda kaldıkları için bu tip kişilere müracaat etmek zorunda kalıyorlar. Tabii o art niyetli insanlar da bu insanlarımızı iyi niyetlerini kötüye kullanarak dolandırıyorlar. Ki gerçekten bu program çok faydalı oldu, iyi oldu. Zahide Hanım bu olayın üzerine çok gitti, çoğu şey gün yüzüne çıktı. En azından köyümüzde gelen yabancı gelinlerin tamamının sponsoru diyelim daha doğrusu Rabia. İnsanlarımızın 7 tane geldiyse bunun 4 tanesi mağdur bizim köyümüzde. Ve biz bunların önlenmesini, insanlarımız daha fazla mağdur olmamalarını rica ediyoruz. Zahide Hanım'a çok teşekkür ederiz yani kendisine. İneğini sattı, binlerce lira kaptırdı. Halil Bey de kandırıldı. Siz ne zaman evlendiniz? Bundan 5 sene oldu. Berna buldu geldi bana. Telefonu açtık, şeye gittik. Evvela baştan bir Isparta'ya vardık bunun evine. 10 milyar dedi bana vereceksin. Ondan sonra buna dedi 2 tane bilezik edeceksin. Yüzük, küpe. Bir de zincir edeceğim dedi. Tamam, her şey okey. Ben tuttum 10 milyarı Berna'ya verdim. Biz dediler var ya, sana dediler 2 gün sonra biz bunu getireceğiz dediler. Şahsen'e mi getirdi? O gün kaldık evde. Ertesi gün Afyon'a gittik. İmam nikahını yaptık.
3,5 ay durdu. Ben böyle tarlaya gittim. Eve geldim. Bir baktım annem var yaşlı. Anne dedim nerede dedim. Şahsenem dedim. O da dedi yok dedi. Gözükmüyor sabahtan beri dedi. Ay. Sonra komşuya sordum. Baktım evde yok. Komşulara sordum. Valla bir tane taksi geldi dedi. Böyle dedi. O da dedi vay ya. Aynı dedi. Senin dedi karı gibi dedi. Yüzü falan. Ben anladım. Yüzü gibi değil işte. Berna. Almış gitmişler. Herkesi böyle yaparsa ne olacak böyle? Mağduriyet her geçen gün büyümeye devam ediyor. O kadar üzülüyorum ki. Yani bizim beyler mağdur tamam. Ama ben bu kızların içinde de çok iyi yürekli, iyi niyetli olduklarına inandığımlarım var. Hatta buradaki röportajlarda da göreceksiniz. Anası babası imza atıyor. Bunları çalışmaya gidiyor oralar iyi yerler diye. Buralar iyi yerler. Ama Allah her yerde iyilere nasip etsin. İyilere düşürsün. Yoksa hani kötünün eline düştünüz mü Allah kurtarsın ya Rabbim. Şirin hoş geldiniz. Merhaba. Teşekkür ediyorum. Kırmadınız, geldiniz. Şimdi Şirin Hanım'ın yaşadıkları da enteresan. Bu arada Şirin Hanım bir diş hekimi. İranlı. Evet. Ve burada o da bu anlamda mağduriyeti yaşıyor. Nasıl yaşıyor? Sizin eşiniz de bu işlerin içine girmiş. Nasıl olmuş bir anlatın bana. Ya biz bir ara bir iki ay mesafeyle bir tartışmamız oldu. Bir ayrılma konumuz oldu. Bunun yanında çalışan bir beyefendi var. Sesinizi onun biraz eşi, daha duyayım ben. Bunun eşi getiriyor bu hanımefendiyi. Siz iki ay bir küstünüz. Evet. Bir ayrıldınız. O esnada getiriyor. Yaklaşık 4500 dolar almışlar. 750 doları Rabia Hanım'ın yanındaki bir tane kadın var. O almış. 750 dolarını yanında çalışan bir beyefendinin eşi o almış. Bir bu kızı Berna getirmişler. Evet, Berna zaten. Berna mı? Sonra yaklaşık 15 gün boyunca kız kalmış. 15 gün sonra kız çıkıp gitmiş. İkinci bir şey söyleyeceğim. Sizin eşiniz, siz 2 ay küstünüz. Hemen anında Özbekistan'dan birini mi getirtmiş? Evet öyle bir şey olmuş. Allah Allah. Söylediği şey sana inat olarak yaptım. Ya şu an mevzu o değil. Sadece kızların ikisiyle de ben konuştum. İkisinin de dediği şey bize dediler ki çok iyi bir insan. Durumu çok iyi. Gel bunlarla evlen. Rahat olursun hayatın kurtulur. Sonra geçen... Eşinizin durumu iyi miydi? Evet. Geçen günkü ben programa bağlandıktan sonra Rabia Hanım nasıl dediyse ben tanımıyorum bunu. Sen kimsin? Hangi numaradan beni aradın? Reklama gittiği anda beni aradı. Ve olmayan tehditleri bana sağdırdı. Hmm. Hani sizi tanımıyordu? Hani beni tanımıyordu. Nasıl hem oldu? Hem numaranız var evet. Hemen sizi arıyor. Hemen reklama gittiği anda aradı. Niye yayına bağlanmışsın sen? Sen kimsin dedim. Önce Rabia'nın yanındaki kadın alırdı. Sonra Rabia aradı. Seni bulacağım. Ha, Rabia mı aradı, Berna mı aradı? Rabia'nın yanında bir tane kadın var. Berna olacak galiba. O aradı. İlk bizim yayına niye... bağladığımız Berna mı? Benle hangisi konuştu Isparta'dan? Peki sizin bize verdiğiniz o numarayı arkadaşlarımız onu teyit ettiler. Evet. Berna'nın numarası. Tamam. Hı. Önce biri aradı. Sonra yayında konuştuğum aradı. Seni bulacağım. Bak seni ne yapacağım. Sen nasıl benim numarayı dedim. Madem dedim sen beni ses kayıtları var. Ben konuşurken ses kaydı aldık. Beni dedim tanımıyorsan sen nasıl o zaman benim numarayı nereden bulup arıyorsun beni? Oysa ki tanımadığını söylemişti. Yok dedi ben sizi. Dedi sahibeden aldım. Sen dedim sahibeyi nereden tanıyorsun? Madem dedim çete değilsiniz. O kim? Sahibe de kızlar o da bir kızları getirenlerden birisi. Madem dedim tanımıyordun sahibeyi dedim sen nereden tanıyorsun? Yok ben tanıyorum onu, o benim arkadaşımdır. Tamam dedim, demek ki çetesiniz. Bunların hepsini de dedim ben söyleyeceğim. Bunlar sizin eşinize kız getirenler. Evet. Size de hatta, çıkmayın yayına, konuşmayın, bizi daha fazla batırmayın diyorlar. Evet, yani. Kız sonra hatta kız aradı beni. Abla yapma, etme, sakın benim fotoğrafımı verme. Bak ben sadece evlilik için geldim. O da olmadı, ben şu an Edirne'de başka biriyle evleniyorum. Sizin eşinize getirilen kız... Şu an Edirne'de başka birisiyle evli. Başka birisiyle evli. Orada ne kadar kalacak kim bilir yani. Hatta kız bana döndü bunu söyledi. Dedi ki bana söylediler bu adam seni getirmiş çocuk doğurman için sadece. Şu an Edirne'de mi? O zaman bakın kız bir de Edirne kısmı da açılabilir yakında. Demek kız ki Edirne'ye Edirne'de de sızmışlar. Biri de Denizli'de. Denizli var zaten evet, ama Edirne'yi ilk defa duyduk şu an şimdi. Kız Edirne'de. Kızın paylaştığı hikayelerden de ben gördüm. Edirne direkt şeyleri var. Kız Edirne'de. Bakın Edirne'de bizi izleyenler olabilir, böyle olaylara şahitlik edenler olabilir ya da orada mağdurlar olabilir. Lütfen bize ulaşın. Çünkü Türkiye'nin dört bir yanında var bu çete. Şimdi Edirne dediğiniz için orada da buldularsa böyle hani delikanlılar, bekar soruyorlarmış çünkü burada bekarlar var mı diye. Onlara yanaşıyorlarmış.
onlara kendilerini tanıtıyorlarmış ya da bir şekilde bir aracı kullanıyorlarmış. Kız dedi ki sadece rica ediyorum inşallah bize verdiği parayı geri istemez bizden. Biz çok korkuyoruz. Bizim parayı verecek durumumuz yok. Bu kızlara para vermişler mi yoksa kendileri mi almışlar? Hayır, kızlara da para vermişler. Kıza diyorum, vermişler? Kıza diyorum ki sana diyorum 1500 dolar parayı ödemedim mi? Hayır diyor, bana diyor 1300 dolar ödediler o da imam nikahı yaptığımızda. Tamam dedim, arada 200 dolar fark var. Neyin lafını ediyorsun? Abla dedi Allah aşkına ben Edirne'de evleniyorum şu an, evraklarımız hazırlanıyor. Ne olur benim fotoğrafımı falan verme. Ama sizin eşinize sadece imam nikahı yaptılar. Şimdi gerçekten evleniyor. Demek ki şimdi daha çok para kazanıyor. Evet, kız şu an gerçekten evleniyor. Ve yaşı da 21. Biri 19, biri ya. 21. Küçücük. Hayır, bir de arada 14 sizin yaş. Sizin eşiniz kaç yaşında? 34, 33. Arada 14 yaş fark var. Peki niye iki tane yani? Biri gelmiş. O iki ay içinde biri gelmiş. Beğenmemiş gitmiş. Kız gitmiş, kendisi gitmiş. Demiş ben istemiyorum, gidiyorum. Ha. Sonra ikincisi gelmiş. Siz neredesiniz bu arada? Ben İstanbul'daydım. Sizin bunlardan hiç haberiniz Haberim yok. Haberim yok. Nasıl haberiniz oldu? Ya birinin aracılığıyla eve dediler, biri gitmiş. Dediler ki Şirin dön, evinde birileri var. Siz ne yapıyorsunuz böyle mi dediler? Hayır, böyle bir şey oldu. Ben asıl mevzu kızın pasaport çevirisi benim evrakların içinden çıktı. Aa. Benim ev eşyalarım oradan geldi, Antalya'dan geldi. Ben kağıtlarımın içine bakarken, kağıtlarım, evraklarım var. Onların içine bakarken yabancı bir pasaport fotokopisi buldum. Kendisine sordum, bu kimdir? Ben tanımıyorum dedi. Bilmiyorum. Sonra bir numara attı. Ya dedi arkadaşımın eşidir, böyle öyle. Aradım. Beyefendi dedi ki hayır dedi, böyle böyle olmuş. Kız aradı beni, dedi böyle oldu, geldim. Olmadı, ben çıktım gittim. Ben istemedim dedi. Peki siz bu kızlarla konuştunuz. Konuştum evet. Bu kızlar nasıl geliyorlarmış buraya? Yani öğrenebildiniz mi? Evet, sizin mesela öğrendim. İşinizle ve bir anlatın bana lütfen. Kızın dediği şey benim dedi ablam da dedi bu şekilde aracılık yapıyor. Peki dedim Özbekistan'da erkek mi yok? Ha. Neden bu kadar merak var? Dedi ki Özbekistan'da erkeklerin hepsi iki tane kadın alıyor. İki sefer evleniyor. Yani kuma getiriyor. Hepsi de dedi hiçbirinin de dedi durumları iyi değil. Burada da bizim kendi durumumuz da iyi olmadığı için bize dedi aracılar var. Durumları iyi olan eşler buluyorlar bize. Ondan dolayı benim diyor ablamla ablamın arkadaşı birini buldular. Dediler ki adamın durumu iyi, adam zengin, böyle arabası var, öyle var. Gelirsen, evlenirsen biraz demiş dişini sık, biraz adama dayan, adam çok iyidir. Sen bununla evlenirsen hayatın kurtulur. Peki dedim aranızda 14 yaş var. Nasıl dedim böyle bir şey yaparsın? Dedi ki olsun. Olsun. Yeter ki arabası güzel evet, olsun. Evet, yeter ki arabasının peki, önünde atlattım. Peki hayatın kurtulur ne demek? Yani bu adamla evlen, hele bir de çocuk yaptı ama çocuk istemiyorlar galiba. Yok çocuk, hatta ben dedim madem dedim biliyordun çocuk için neden çocuk olmadı? Döndü dedi ki bir beraberliğimiz olmadı. Ha. İkincisi sonra bu canlı yayına çıkan hanımefendi ki Isparta'daki onunla konuştuk. O dedi ki yok dedi, beraberliği olmuş, kızın dedi çocuğu olmamış, kız gitmiş. Kız dedi ki evet dedi ben de çocuk istiyordum. Ama şimdi olmadı. Hayatını kurtaracak adamı bulmuşken çocuğu da yapsa hep beraber hayatları kurtaracak, garanti olacak. Bu arada arkamda mağdur olan erkekler var, damatlar var. Bu damatlar bizim damatlar. Onlar mağdur. Bakın hepsi tabii daha aslında Aydın Bey diyor ki 100'den fazladır Zahide Hanım diyor bizim orada diyor. Bakın mağdur damatlar Devlet, Gökhan, Mustafa, Hasan Hüseyin, İbrahim, Sefa, Ali, Halil. Veysel, Serkan, Kadir, Bekir, Halil, Dinnur, Olgun. Hepsi bizimle görüşen damatlar. Bitti mi? Hayır bitmedi. Serkan'la canlı bağlantıdayız. Serkan merhaba. Bitmedi. Orada da bir sürü damat var. Serkan merhaba. Neredesin şu anda? Evet. Kimler var orada? Merhabalar. İyi yayınlar Zahide Hanım. Şu an Afyon, Suhuç, Mahmutköy'deyiz. Sizin de belirttiğiniz gibi gelen her bir ihbarı değerlendiriyoruz. Ancak her bir ihbar gittiğimizde onlarca mağduru da beraberinde getiriyor. Şu an arkamda görmüş olduğunuz kişiler bu köyde sadece şu an müsait olan, işlerinden dolayı şehir dışında olmayan ve müsaitliği olan mağdurlar. Her biri yine aynı kişiler tarafından evlilik vaadiyle dolandırılmış kişiler Zahide Hanım. Hemen bir konuşalım tek tek Serkan. Ne yaşamışlar, ne zaman gitmiş hanımlar, ne kadar kalmış, kaç para vermişler? İyi günler Zahide Hanım, kolay merhaba gelsin, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum.
İsmim Sefa. 23 yaşındayım. Ben de Yavuz Bucak adına karı getirdi bana yani. Kız getirdi. 150-200 milyara yakın para kaptırdım. Yani 150-200 milyara yakın. Yani birini getiriyordu. Kalmadı. O yok, uçağa binemedim. Annem izin vermedi falan diyerek getiriyordu. Aynen. İkincisinde yok, olmadı dedi. Hasta oldu falan filan dedi. Üçüncüsünde getirdi. Yani uçak biletlerini hep kestirdi. Durdu 4-5 tane uçak bileti kestirdi. Gene olmadı. En sonuncu getirdiğinde de uçak biletini aldık. 15 gün boyunca kaldı bizimle. Nikahı falan kıydım. Resmi nikahı falan kıydım. 15 gün sonra tekrar gitti. O da kaçtı. Bir daha da gelmedi. Bir daha da iletişime falan geçmedim Zayda Hanım. Bu arada ben sizden ilk defa başka birisinin adını duydum. Şimdi Rabia'yı biliyoruz. Berna'yı biliyoruz. Siz Yavuz Bucak dediniz. Bu kişi de mi kız getiriyor? Evet, Yavuz Bucak dedim Zayda Hanım. Evet. Peki, bu kişi de kız getiriyor. Afyon'a bir iki tane getirdiğini duydum. Onu da araştıralım. İlk defa bir erkek adı. Peki. Yani buraya bu köye getirdiğini bir kişiye daha duydum. Daha ne köyler vardır şimdi, onlar da çıkar. Tek tek çıkar. Peki, çok teşekkür ediyorum kardeşim. Hemen evet, yan tarafa geçelim. Evet, daha 23 yaşında bir de yani. Aslan gibi delikanlı bir de bunlar yani. Hoş geldiniz, merhabalar. Adınızı bahşedin. Merhaba. Siz neler yaşadınız? Hoş bulduk. Kaç merhaba Zahid Hanım. İyi merhaba. Yayınlar. Bir saniye Zahid Hanım, sesiniz gelmiyor. Serkan, sen de yardımcı olabilirsin. Sorular İyi aynı. İyi yayınlar Zahid Hanım. Teşekkür ediyorum. Siz kiminle muhataptınız? Kim getirdi size kızları? Kaç kız geldi? Kaç para harcadınız? Kaç gün kaldılar sizinle? Rabia Hanım, vallahi ben de 2 ay 4 gün kaldı. Pardon, Rabia Gökçe diye bir bayan getirdi bana. Evet. Kaç gün kaldı? 2 ay 4 gün falan kaldı Zahid Hanım. Kaç para harcadınız? Evet. Paranın bir önemi yok da 150-160 falan gitti de keşke 500 bin falan gitseydi de yani bu durumlara düşmeseydim yani. Dostum var, düşmanım var bir. İkincisi Rabia Hanım, bana gelen hanım şöyle bir beklentisi vardı benden. Yani benim çalıştığım iş yerini patron olarak tanıtmış Rabia Hanım. Yani kadını zehirlemiş buraya gelmesi için yani. Ha, sizi, yani sizi patron olarak tanıtıyor. Yani. Diyor ki çok zengin, bak orada patron. Aynen öyle, evet. Ha. Ben aynen öyle, evet. Peki patron yani olmadığını söyleyince ne yaptı? Bu bayana, bu bayan beni... Sesiniz gelmiyor Rabia Hanım. Sahiden. O şimdi Rabia ile kafayı kırdığı için yavrum, herkes Rabia artık onun için. Allah korusun. Peki, çok teşekkür ediyorum size. Hemen beyefendiye geçelim. Ama söylediğiniz de enteresan. 500 bin lira gitseydi de keşke kalsaydı yanımda. Hala çok iyi niyetlisiniz. Hiç paranız gitmeseydi. 150 bin TL az mı para mı ya? Kim kaybetmiş biz bulalım. Peki, hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk. İyi yayınlar Zahid Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Ben birinciyi getirdiğinde seçtim, beğendim. Hı. Ondan sonra nikahı çıktı, geri gönderdim. 4 gün kaldı. Hı. Ondan sonra ikincisini getirdik. O da 2 ay kaldı burada. Ondan sonra o da gitti. Kaç para harcadınız? Bir sürü masraf ettik yani. Kaç para gitti mesela? Toplam ne kadar harcadınız? Toplam 150 civarında. Gitti. Size kim aracılık etti? Kim getirdi bu kızları? Rabia Gökçe. Peki. Peki. Çok teşekkür ediyorum size. Hemen yan tarafa geçelim. Sıradaki damadımız iyi günler, kim? İyi çok teşekkürler. Sağ olun. Zahid Hanım, Ali Bey'in işitme problemi olduğu için dilerseniz tamam, sorularınızı ben yönelteyim Serkan, kendisine. Sen devam et. Size de Rabia Gökçe tarafından evet, getirildi. Evet. 60 milyar istedi, başvurun dedi, parayı gönderin dedi. Şu anda 15 gün sonra gelecek dedi, bekledik. Tamam dedi, beğendin mi? Beğendim. WhatsApp'tan, telefonlardan şey ettiler. İşte gittik 3-4 gün sonra aldık geldik. Burdur'da, Haydarlı'da nikah kıydırdı. Ondan sonra da aşkım kalk sabahtan alır, sıfır kutuyor, komoyu etmiyor. Yok diyor şu anda. Ne diyor Serkan, söyle, biz anlamadık. Yani ben bundan boşanmak istiyorum. İstemiyorum. Kocası çocuğu var.
abla. Eşi ve çocuğu olduğunu çok sonradan öğreniyor kendisi. Ve şu an hala resmi nikahda olduğu için şu an boşanmak istiyor. Ama kendisine tabii ki ulaşamıyor. Peki kaç gün kalmış? Gelen yani, gelin kaç gün kalmış? Kaç gün kaldı sizinle? 6 ay falan kaldı. Kalmış da yani bayağı. İkinciye de uçak babasını da ben alıverdim. Geleceğim falan dedi. Babasının kalbi şey oldu hasta olunca. Geri dönüp geliyorsun dedi. Yani biz de, ben de istemedim şu anda. Boşanmak istemiyorum. Çay sıfla kumuyor. Hayır istemiyorum. Boşanmayı veriyor. Peki. Yani nasıl isteyeceksiniz zaten? Hani kullanıldığınız o kadar açık ki. O kadar çok kişi başvuruyor ki. Aydın kaç kişi vardır sizin orada? Vallahi benim tahminimce yani hiç yoksa en az 100 kişiyi kesin dolandırmıştır. Hiç yoksa en az 100 kişi. Ama yani tahmin olarak konuşuyorum. Yani şu anda hani daha da fazla olabilir. İsimlerini mi bilmiyorum. Buraya gelmeden otobüse bineceğim dakika bir olay daha öğrendim. Berna benim gibi bir iki kişiyi dolandırmış. Korkup gelemiyorlarmış. Korkmayın dedim. Neden korkuyorlar Allah aşkına? Niye korkacaksın? Bunlar seni boğazından tutup asacak değil ki. Zaten onlar bizi korksun. Onlar bizi korkutacakları kadar korkutmuşlar. Ya. Yani bu saatten sonra korksam ne olacak? Zaten. Sus falan diyor damaklara. Berna zaten hepsi. Ya bu saatten sonra Rabia korksam ne olacak ediyor zaten? Beni evimden çıkarmakla tehdit etti ama ben buradayım. Arkadaşlarım benim arkamda durdukça ben sonuna kadar gideceğim. Bizlere de Rabia'nın fişi elimizde. O fişi biz çektik. Ben sonu geliyor Allah'ın izniyle. İnşallah. Bu arada 100 kişi Zahid olabilir Hanım dedi. Oradan da araştırmaya devam edeceğiz. Siz niye korkuyorsunuz? Onlar korksun. Siz parayı da vermişsiniz. Zor durumda olan sizsiniz. 100 kişiden bak 100 kişiden bu kadar para alsa, 3000 dolar alsa kaç para yapıyor Allah aşkına hesaplayın. Benim başım döndü. Ne de, kadar paralar yapıyor bu ya? Bir istismar var Zahid Hanım. Evet. Hayır, bu insanlar anne bak annesi diyor ki adam annem yani vefat etti kanser oldu kadın 40 gün dayanmadı daha ondan sonra diyor. Var mı? Para annemi gene köyde herkes bilir. Sizin yani yaşadığınız annem çok bambaşka. Annem Osmanlı bir kadındı. Çok çalışkan bir kadındı. Çiftçiliğiyle geldik biz. Ellerimiz hep nasır bizim. Ya. Çiftçiliğiyle biriktirdik. Yeri geldi ondan bundan borç aldık biz o parayı. O çok çocuklarıyla ciddi şu anda rahat yiyor. Yedi o paraları. Yiyemez. Yani rahat yiyemez. Çok ciddi paralardan ama bahsediyoruz. Yani bunlar bunu biz çıkar bu acıyı çektik. O parayı yerine ödedik. Zorlandık belki ama yani aklı bu iş çıkar, bir şekilde etmeyin. Yani kimse kimseyi kandırdım diye sevinmesin. Bir gün mutlaka bacağına dolaşır. Aynen. İşte dolaştı. Bak siz annenizi kaybetmişsiniz. Gökhan'ın annesi her gün ağlıyor belki. Herkesin burada bir acısı var. Ama utanmayın. Onlar utansın. Siz niye utanıyorsunuz? Yaşamışız bir şey. Vallahi olsun ne yapalım? Ama hakkımızı arayacağız. Zahide peki Hanım. Şimdi Rabia Hanım'la da çok geçti. O yüzden Rabia Hanım'ın evinde Ülkü şu anda teşekkür ediyorum Serkan sana. Ülkü'ye bağlandık. Şu anda neredesin Ülkü? Bir çal kapısını bakalım. Çünkü araba da orada, arabası da orada. Muhtemelen kendisi de evde olabilir. Zahide Hanım, Burdur Merkez'den bir kez daha merhaba diyelim öncelikle. Sizin de söylediğiniz gibi Rabia Hanım'ın evinin hemen önündeyiz. Bakın kameraman arkadaşım Mustafa Aydın'dan rica ediyorum. Öncelikle size evini göstersin. Bizler yayınımızdan önce Zahide Hanım bu binanın hemen arka tarafına dolaştık ve Rabia Hanım'la Ruhi Bey'in arabalarını bulduk Zahide Hanım. Yani arabaları şu an bu binanın hemen arkasında park halinde. Binaya birazdan gireceğim, zilini basacağım ama öncesinde şunu da göstermek istiyorum. Bakın bir önceki yayınımızda Burdur'a ilk geldiğimizde burada Rabia Hanım'ın eşi Ruhi Bey'in adı yazıyordu. Kendilerinin zilden isimlerini kaldırdığını gördük Zahide Hanım. Şimdi kameraman arkadaşımla hızlıca içeriye gireceğim. Arabalarının burada olduğunu biliyoruz. Bu bizi heyecanlandıran bir gelişme. Kapıyı açacaklar mı merakla yukarıya doğru çıkıyorum hızlıca. Peki bizi izliyorlarsa ki ben izlediklerini tahmin ediyorum. Açsınlar kapıyı. Varsa söyleyecekleri bir şeyleri ki çok şey olması lazım. Çalalım. Söz hakları var. Haklarında çok iddia var. Bu kadar iddia karşısında bir şey söylemek durumundalar. Açsınlar kapıyı konuşalım. Rabia Hanım beni izlediğinizi biliyorum. Rabia Hanım. O kapı mutlaka açılacak yani bir gün. Rabia Hanım Zahide Yetiş'le yeniden başlasak programından geliyoruz. Kapıyı açar mısınız lütfen? İçeriden tıkırtılar geliyor Zahide Hanım şu anda. Ancak kendileri yine kapıyı açmıyorlar. Ancak arabaları dediğimiz gibi binanın hemen arka tarafında park halindeydi. Biz kameraman arkadaşımla beraber araçlarını gördük. Yani aslında şu anda içerideler. Ama yine bir kez daha kapıyı açmıyorlar bize Zahide Hanım. Rabia Hanım, bakın iddialara cevap verecek misiniz acaba? Rabia Hanım,
o kapı illa açılır. Emniyet güçleriyle açılır, o kapı açılır. O yüzden şimdi açın kapıyı ve bize cevap verin. Yani sizin burada söz hakkınız var. Ve bu kadar iddianın arasında belki de yalan diyeceksiniz, bilmiyorum. Hayır, bu ben değilim diyeceksiniz. Biz sadece mutlu olsunlar diye getirdik diyeceksiniz belki. Belki de ben iyi niyetliydim. Hayır, bunların hepsi yalan söylüyor diyeceksiniz, bilmiyorum. Ama o kapı mutlaka açılacak. Siz açın, kendiliğinden açın, gönül rızasıyla açın, konuşalım. Peki Ülkü, siz orada kalın lütfen. Çok teşekkür ediyorum sana. Kameraman kardeşimize şey çok teşekkür ediyorum. Söyle Fatih. Yüce devletimizden rica bulunuyorum. Bunlar bulsunlar, cezalarını çeksinler. Sen merak etme Fatih. Yani Allah'ın izniyle söylediğiniz her şey ve sizin şahitliğiniz bunlar boşuna değil. Bu yayınları çok değerli insanlar seyrediyorlar. Hepsi de ihbar kabul ediliyor. Aydın ne oldu? Berna ile ben o ara bu bayan kaçıverdiği dönemlerde, ilk kaçtığı dönemlerde Berna ile çok tartıştım. Tartıştığım zaman işte savcılığa gideceğim, suç duyurusunda bulunacağım falan diye dediğimde... Ne diyorlardı o zaman? İstediğin yere gidebilirsin, benim kimseden korkum yok dedi bana. Bunu Berna söyledi bana. Niye biliyor musunuz? Siz tek tektiniz o zaman. İşte. Tek tek savunmasızlık yani, öyle diyeyim. Aynen öyle. Ama şu anda yani ben yani yüce devletimize inanıyorum. Sizin de yardımınızla. Türk adaletine inanın. İnşallah yani bu işten kurtulacağız. Onlar da cezasını çeksin. Aynen öyle yani, inşallah. Biz demin dediğim gibi... Bizim bir cezamız yoktu, bize bir ceza çektirdiler, bir bedel ödettirdiler. E bu bedelin ödeme sırası onlarda. Bence de öyle. Burada hiç merak etmeyin. Burada utanacak olan bizler değiliz arkadaşlar. Ya ben arkadaşlar. Utanmıyorum hiçbir zaman. Bu kadın nerede? Kimle yaşıyor? Kimle görünüyor? Hayır, bu kadın benim üzerimde. Bulunmasını istiyorum. Cezasını da çekmek istiyorum. Herkesin öyle. Yani. Peki. Şimdi ben tam buradan çıkıyorum. Program bitti. Biz reklama gittik. Bir baktım. Gökhan'ım gözyaşları içinde. Neşeyle sarılmışlar birbirlerine. Mağduriyet aynı mağduriyet. Ama can yangısı, hani ateş düştüğü yeri yakıyor derler ya. Ben hepsinin samimiyetine gönülden inanıyorum. Ama böyle Gökhan'ın gözyaşları içinde görünce ben de dayanamadım. Gittim yanlarına, bir izleyelim. Yani ben tamamen unutmak istiyorum ya. Hayatımdan tamamen sökmek istiyorum onu. Ama olmaz ya. Yuva hayalleri kabusa döndü. Kandırılan yüzlerce mağdurdan biri Gökhan. Zaten bu hayattaki amacımız ne ki bizim? Ay, amacımız o zaten yuvamıza sahip çıkmak. Amacımız başka bir şey değil bizim. Biz sadece güzel, bu arkadaşlar hepimiz güzel bir yuva kuralım istedik ya. Başka bir şey istemedik. Sevdi, emek verdi. Karısının bir dediğini iki etmedi. Ama bizim hayallerimizi yıktılar ya. Ben ona evlilik teklif edecektim. Oo. Nikahlı eşime yüzük alıp da. Yeniden. Yeniden yapacak. Çünkü o anı yaşasın istedim. Şimdi duş alma ihtiyaç bu. Aha. Duş alması için öbür tarafa gitmesin. Banyo öbür taraftaydı. Hı. Ben odanın içine duşa kabin koydum. Ya o kendi kadar özenli. Kendi ellerimle yaptım onun fayansını falan, kendim döşedim. Karısının hiç bilmediği hayatıyla yüzleşti. Her şey şu belge için. Bu Türkiye'de çalışma izni demek, oturma hakkı demek. Bu belge için bu kızların... Onların da canı yanıyor bence ama asıl bizim oğlanlarımızın canı yanıyor. Görüntülü konuşmamızda ailesi falan vardı. Orada kapalıydı tamamen. Kapalıydı, geldiğinde açık gördüm. Gerek eski yok. Eşiyle yaşıyor. Nasıl kabul edeyim ben bu saatte? Yabancı kaçak gelin dosyasındaki isimler dolandırıcılık iddialarını inkar ettiler. Burada sen de para aldın, Rabia da para aldı, Ruhi Gökçe de para aldı. Kimse yalan konuşmasın, yukarıda Allah var. Kucağında çocukla karşılaştım ben. Sen kız olmayan Gökhan, birini Gökhan, bana bak, getirdiniz. Ben sen, ben... Siz neden bahsediyorsunuz ya? Siz neden bahsediyorsunuz benim hayatımı? Gökhan yayından sonra kendini tutamadı. Karşısında ben varım. Tamam, lütfen. Gözyaşlarını Zahide yetiş sildi. Kuzum. Benim koca yürek. Hayır, hiç mahvede. Kalk ayağa. Kalk, şey, kalk ayağa. Kimse seni mahvedemez. Tamam mı? Sen aslan yüreklisin. Aslan gibi bir adamsın sen. Kimse seni mahvedemez. Tamam mı?
ağlama. Allah'ından biliyorum sana öyle güzel bir kalp nasip etsin ki senin kalbinin kıymetini bilecek birisi olsun. Tamam, bunu kalbinden at, ruhundan at, hayatından at. Burada bu olayı çözeceğiz. İnşallah. Tamam mı? Gel boşsun, gel. Tamam mı? Ben artık gülmek istiyorum ya. Tek istediğim bu yani. Yani bu hayata umutla bağlanmak istiyorum. Hepimizin istediği. Ama... Bir şey söyleyebilir miyim? Benim burada bir mağduriyetim yok. Ben sizin için geldim buraya. Şirin sesini hiç duymuyorum bir tanem. Biraz benim daha yüksek. Benim burada bir mağduriyetim yok. Ben sizin için buraya geldim. Allah razı olsun. Allah razı olsun abla. Hanımefendinin bir de çıkıp o şekilde beni tehdit etmesi... Ben onun için geldim buraya. Ben sizler için bağlandım yayına. Allah razı olsun. Allah razı benim olsun. Başka bir mağduriyetim yok. Ben hiçbir şey peşinde değilim. Sadece sizleri gördükten sonra bir de televizyon izleyen birisi değilim. O günü nasılsa evde televizyonu açtık. Sen nasip. Bir an gördüm ben sizin için nasip. Buraya geldim. Sizler için buradayım. Tekrar söyleyeyim. Şirin Hanım'ın diş hekimi bu arada. İranlı. Eşi 2 aylık bir kavgadan sonra 2 tane Özbek'ten hanım getiriyor eve. Sonra tesadüfen bunu öğreniyor Şirin. Şu anda sizin durumunuz ne? Şu an ayrıyız. Ayrısınız. Evet. Yani aslında burada bir de yuvaya mal oldu yani şimdi. Bir de yani senin eşin de bir enteresan. Yani sen evlisin. Bir de daha 2 kişi getiriyorsun yani. Hadi bu adamlar bekar. Yani. Seninkinin durumu iyi herhalde. Zayda Hanım farkında mısınız? Kimse parayla ilgili üstünde durmuyor evet, hiçbir şey. Herkes duygularının savaşını veriyor burada. Aynen, 150 bu, değil 500 verseydim de keşke diyor bu duygularımla oynamasaydı diyor. Yani bu Berna denen kadın bu aldığı paraları nasıl yiyecek ya? Yani yukarıda gerçekten ilahi adalet varsa insan şunu demeden geçemiyor. Burnundan fitil fitil gelsin demeden geçemiyor. Gerçekten ben aynen. Gökhan'ı görüyorum. Her çıkışta görüyorum. Gerçi Allah korkusu olan... Zaten bunu yapmaz ama burada yapmaz. Duygusal istismar var. Hani nasıl cinsel istismar diye bir şey var ve suçu aynen, var aynen. Bunun. Aslında çok büyük bir suç olmalı bu ya. Tabii bu ki, insanların. Bu da duygusal ben şimdi lafınızı böldüm. Yok. Özür dilerim. Gökhan'cığım sana. Ben sevmemiş olsam Özbekistan'a gitmezdim zaten. Burada başka pasaport... Özbekistan'a giden oldun bu arada işinizden olmadı değil mi? Pasaport çıkartması ayrı bir dert. Bir haftada çıkacak pasaportu ben 4 gün içinde getirttirdim kendime. 4 gün içinde sadece. Ondan sonra benim gidip gelmem aşağı yukarı 35-40 bin liraya mal oldu. Ya babamın sadece bu parayla yaptıkların değil. Bak şu evini... Ben parayı geçtim artık ya. Gösterir misin? Manevi yatırımın geçtim daha çok. Bak Gökhan burası senin evin değil mi? Evet. Ve bu hazırladığın oda burası. Duş hanımınla. Yapmış. Düşünsenize Zahide Hanım elleriyle. Yani. Ne kadar bak, kıymetli. Bunda annelerin babasının, babaların da suçu var. Nasıl? Bu benimki açıkladı. Uçağa binerken dedi, annemin baba, annemin elinde dedi, bilmem kaç para dedi, para sayıldı dedi. Benim kadın. Bunlar annesinin babasında suçu var. Onlar da parayı alıyorlar, kızları gönderiyorlar yani. Belki çalışmaya gönderiyor olabilir. Hani ben bunu işte, bilemiyoruz ama. Birisi içinden öyle söyledi çalışmaya. Üstüne dedi ki, Yaşar'ka ben de durarken, ben bir yere gitmeyeceğim dedi. Bir yere gidersem dedi, tutalar dedi, beni tekrarlar, satalar dedi. Ama yine gitti. Gitti. Peki ama ya yani hepinizin ayrı ayrı emeği var ama bak Gökhan'ın kendi elleriyle yaptığı banyo var. Hani gerçekten duygusal çok istismar. Çok duygusal, yani. Duygusal istismar. Bir de bak evi özenmiş, böyle tertemiz yapmış. O dediğin şeyi banyoyu tekrar bir görmek istiyorum. Benden avukatın numarasını olsun. Benden avukatın numarasını istedi. Avukatın numarasını hastanede, numarasını atıverdim. Bir evrak kağıt yollamış, boşanmak istiyorum diye. O da Özbekistan konsolosu mühür olması lazımmış. O mühür olmadıktan sonra boşanılmıyormuş. Özbekistan'da olduğu anlaşılırsa Türkiye yapma şansı varmış. Onlar türlü konsolosluğa gidenermiş. Sorun avukatımızı onu araştıralım ama asıl size söylediğimiz... Aynen. Konsolosluğun yani, mühürü olması tabii lazımmış. Oradan vekalet verememiştir. Çünkü vekalet için konsolosluktan tasdik gerekiyor. Aynen. Fatih konuşun siz sonra. Ama burada bakın sizin yapmanız gereken... Evlenmemiş hale gelmek. Tabii evliliğin fesli davası. Evliliğin fesli davası açmak. Böylece anda, evlenmemiş evet. Hale gelirseniz oturma izinleri sizinle evet. Beraber sizinle evli olduğu müddetçe aldığı bütün haklar hepsi sıfırlanacak. Evet.
Türkiye Cumhuriyeti artık tanımayacak onu. En azından çünkü şey benden birisi evli değilsin diyecek. Benim durumumu düşünün yani. Bak yani bana telefonda söylediğine göre çocuk dünyaya getirmiş. Ya. Bunların çoğu orada. Ben hani o zamanlar Türkçeyi ilk zamanlar konuşamıyordu, sonra konuştu dedim ya. Halbuki biliyordu belki. Orada ya Türkçeyi bizden çok iyi, ana dilimiz gibi konuşuyorlar. Bu bir gerçek. Demek ki bir hafta içinde kimse Türkçeyi yani öğrenemez. Çünkü Türkçe çok açılımlı. Fakat var, ama var, bilmem diye bir böyle kelimeleri çok. Ama bana dediği şey şu oldu. Biz yani bizim orada dedi, tabii kendini söylüyormuştur da biz işte kafa onları çalışmıyor, basmıyor artık. Bizim artık beynimizi mi yıkadılar? Yok, sizin bir şeyler oldu. Dediğiniz gibi o an duygular gitti bizim. Gelmiyorsunuz da oynuyorlar. Bana dediği bizim siz, orada siz bir erkek. Siz evlendik zannediyorsunuz. Bir erkek aynı Şirin Hanım'ın dediği gibi bir erkek iki bayanla evlenip ikisinden de farklı farklı yani iki bayandan da çocuk yapabiliyormuş. İkisi de çok rahat geçinebiliyormuş. Şimdi yani buradaki mağduriyetimiz hani bizim bu konsolosluktan kağıt geldi gelmedi meselesi değil. Fatih arkadaşımın dediğine şey yapıyor değilim. Demek istediğim şu. Bunların belki benimki kadar değil. Bak şu anda dünyaya gelmiş bir çocuk var orada. Kimden olduğunu bilmiyorum. İşte sizin iş daha da karışık. Şu anda Bey, benim. Ben sizi büyük sorumluluğu. Sonra ayrıca almam lazım. Gökhan Bey'in işi çok daha yani, karışık. İki tane kadın var. Ondan mı değil belli değil. İki tane çocuğu yani şuradan peki şöyle seslenmek istiyorum. Hemen. Bu Berna yani çektiklerini daha fazla çeksin. Senin hakkı kalmaz merak etmeyin Gökhan. Çünkü biz bu peki, acıyı Aydın, çektik. Yarın devam edeceğiz. Gökhan. Peki burada biz diyoruz ki yani bak boşanın bu ona hakkını verir ama iptal ettirin haklarını alın. Sen hangisini yapmayı istiyorsun? Ben iptal ettirip hakkımı sonuna kadar savunmak istiyorum. Sonuna kadar. İlk geldiğinde böyle değildin. Arkadaşlarını dinleyerek mi böyle bu hale geldin? Şimdi herkesin yalnız olmadığını anladığında mı? Belli. Ben sadece Rabia Gökçe'den hakkımı almak istiyorum ben. He. Paranı istiyor musun? Param en son plan benim için. Bak hepsi aynı. Param niye en son plan? Para çalıştıktan bak, sonra kazanılır. Şu an artık bunlar valla yer kalmayacak bak. Gökhan'ın bu bir sene önceki halini Gökhan'ı da göster Oğuz. Baksana dalyan gibi delikanlı yani bak. Gökhan'ın bir yıl önceki hali, şu olaylardan önceki hali. Bu fotoğraflar kimden geldi Gökhan? Bunlar daha önce diğer aracıların bana gönderdikleri fotoğraflar. Yani orada bir tane yok, 10 tane aracı var. Hepsi de birbiriyle bağlantılı. Hepsi bir şey gönderiyor. Şu kızlara bakar mısınız? Yani. Ya belki de onlar da bizim dediğim gibi bizi nasıl kandırıyorlarsa belki onlar da kandırıyorlar. Onlar da ama yeni ve güzel bir yani hayat. Belki çaresiz bilerek gelen de vardır. Çaresizliklerinden hani istifade ediyorlar. Yani. Aynen öyle aynen. Şu hanım kaç yaşında olabilir? 90 doğumlu o. 90 bunu da bana doğumlu gösterdiler. Sana mı gösterdiler Gökhan? Genelde gösterdikleri hep genç bayan. Ben mesela ben de ondan şaşırdım hani bu hanımefendi biraz daha yaş olarak evet farklı var mı öyle bakıyorum. Ya bunların hepsine baktın sen. Bakayım alttaki hanımefendi o kadar değil ama bu hanımefendi biraz daha. Vallahi bilmiyorum bakın çok ciddi bir mağduriyet dosyasını araladık. Her gün yeni bilgiler yeni damatlar geliyor 100 kişiden bahsediyor. Yarın size para olarak hesap edeceğim yanlış bir şey söylemeyeyim. 150 kişiyi dolandırsalar 3000'er dolardan 300 bin dolar. 300 bin dolar ediyor. Trilyonlar oynuyor milyon, yani evet. Daha da fazla reklama gitmem gerekiyor yarın devam edeceğiz. Allah kimseyi yalnız bırakmasın. Buradaki pek çok kişi yalnızlığına bir dert ortağı, bir dost arayan insanlardı. İnsan yalnızlığı en çok yanındaymış gibi davrananlardan öğreniyor. Mış gibi olmayan dostunuz eşiniz olsun. Siz çok ama çok değerlisiniz. İyi akşamlar.